keşke seni tanımamış. Herkes ekran başına, duymayan kalmasına. Bugün Haluk Levent geliyor. Haluk Levent yeni projelerini anlatacak, gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları ve yorumlarıyla magazinin gündemini belirleyecek. Birazdan canlı yayında. Sevemem senden başka, gözüm arar gözlerimi. Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile gazetecilere saldırdı. Hastane önünde şoke eden saldırı. Hem de bir dakika durun ya. Basın mensupları. Sadece Duymayan Kalmasın'ın görüntülediği anlar birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Abi işimizi yapalım sen. Sakin. Olay, olay, olay. Bu aşk dedikodusu yaza damgasını vuracak. Arda Turan hangi ünlü oyuncuyla yeni bir aşka başladı? Duyunca çok şaşıracağınız o isim birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Durdum bir dinledim beni, en masum derin hisleri hepsi aynı. Hangi ünlü isme Bodrum'da çok büyük bir miras kaldı? Duyunca çok şaşıracaksınız birazdan. Canısı, canısı, ömrümün yarısı, ben senden ayrılmam, alnımın yazısı, canısı. Evet efendim, Duymayan Kalmasın'dan günaydınlar herkese. Canısı şarkısıyla açtık. İbrahim Erkal'ın şarkısı. Çünkü ne yazık ki İbrahim Erkal'dan iyi haberler veremiyoruz. Günaydın Seren. Beyin ölümünün gerçekleştiği söylendi, açıklandı. Dün akşam itibariyle hem doktorları hem de ailesi tarafından. Ne demek beyin ölümünün gerçekleşmesi? Yani kalbi falan çalışmaya devam ediyor ancak vücut fonksiyonları yerine getirmiyor. Bu 72 saat içinde de belki de fişinin çekilmesi gerekecek İbrahim Erkal'ın. Ne yazık ki güne bu kötü haberle başlamak zorunda kaldık efendim. Evet, İbrahim Erkal'la ilk haberi sanıyorum yine biz vermiştik. Evet. Keşke vermeseydik, keşke böyle vermeseydik bir haberi. Keşke tabii görüntüleri ki yayınlamasaydık görüntüler ama. Görüntüler keşke olmasaydı ama tabii ki çok ani bir gece restoran çıkışı yüksek tansiyon sebebiyle evinin garajında fenalaşıp yere düşmesi sonucu, başını çarpması sonucu beyin kanaması geçiriyor. Aynen. İbrahim Erkal ve 1,5 saat sonra ulaşıldığı için kendisine belki de geç kalınma süreci orada başlıyor sevgili seyirciler. Bu süreçte tabii ki herkes umutla bekledi, herkes dualar etti. Ama bir ay oldu. Evet. 12 Nisan'daydı. Ama dün itibariyle İbrahim Erkal'ın resmi sosyal medya hesabından değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalarına rağmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun, dileğimiz tek olsun, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun paylaşımında bulunuldu. Ancak bundan 20 dakika sonra sevgili dostlar, değerli sanatçımız İbrahim Erkal'ın durumu 48 saat daha bekleme yapılacaktır. Tüm vücut fonksiyonlarının burada takibinin yapılması için öyle karar alındı diyor. Az önce vefat haberi vermekten dolayı herkesten özür dileriz. Sadece dua edelim diye ikinci açıklamayı yaptılar. Sonra da zaten başhekim hastane Ümraniye eğitim araştırma hastanesine nakledilmişti İbrahim Erkal. Oranın başhekimi beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Aile isterse organ bağışı yapabileceğini söylediler. Şimdi, ancak ailesi organ bağışı için izin vermiyor. Bu ilk açıklama, ilk ölüm haberini kendi resmi sitesinden açıklanan ölüm haberi sanıyorum şöyle oldu diye ben de bir duyum aldım. Yani beyin ölümü gerçekleşince biliyorsun o fişi çekmeden aileye soruluyor, eşine soruluyor. Evet. İzin vermemiş. Hmm. Yani en azından biraz daha kopmamak için ve belki Allah'tan ümit kesilmez ya. Ve belki biliyorsundur, duymuşsundur, dünyada da çok nadir bir şeydir ama
bu beyin ölümü gerçekleştikten sonra tekrardan böyle dönenler ve hani hayata bağlananlar oldu. Yani hani bu süreç içerisinde var ama tabii ki doktorlar da artık hani bunun tıbben mümkün olmayacağını belki eşini ikna ettilerse bu süreçte, o açıklamadan sonra dedi ki herhalde bekleyin biraz daha, yani fişi çektirtmedi sanıyorum. İşte o fişi çekilmeyince beyin ölümü gerçekleştirdikten sonra ilk 72 saatte de vücudun diğer organlarını kaybetme süreci başlıyor. Ne yazık ki İbrahim Erkal için de o 72 saatlik süre başlamış durumda. Dün akşamdan bir aile bu süreçte de bir mucize bekliyor tabii ki. Allah bir mucize yine de yaratır belki o çocukları için, o yeni doğmuş bebeği için. Allah o eşine sabır versin. Herkese sabır versin Aydın, ama o eş için ne kadar zor bir şey. Çünkü kocası olmadan eve gidecek ve Allah korusun ve bu çocuklar onsuz büyüyecek tek başına. Çok ani bir ölüm, hastalığı yok, bir şeysi yok, bir arızası yok. Yani durup dururken akşam belki sabahleyin kocasını gömleğini ütüledi, işe yolladı veyahut da sokağa yolladı, akşamleyin bu haberle. Ve bir aydır da hastane önünde iyi haberi bekliyor ailesi. Ailenin açıklamasına bakalım. Bizim içeride akrabalarımız var. Karısı komaya girmiş. Annesi komaya girmiş. Bugün çocuğunun kırkını döktük. Yazık, günah. Biz Müslümanız, biz Türküz. Şöyle biraz ellerini vicdanlarına koysunlar, ondan sonra konuşsunlar. Yazık, günah değil mi? Erzu, ben teyzesiyim. Ben teyzesiyim. İbrahim Erkal'ın teyzesiyim. Durumu iyi değil mi efendim? Durumu iyi. Makineye bağlı yavrum. Bir şeysi yok. Başka hiçbir şeysi yok. Günah. Karısı perişan. Çocuğunun bugün kırkını döktü. Arkadaşlar, medyacısınız ama medya bunu abartıyor. Lütfen abartmayın bakın. Bütün. Kaç gündür böyle, 28-30 gündür bu şekilde medya bunu biraz abartıyor. Lütfen aynen abartmayın öyle. Bak. Allah için herkesin başına gelebilir bu işler. Müslümanız, Türküz, yapmayın. Biz Erzurum'dan geliyorlar. Bursa'dan geliyorlar. Evet, bütün akrabaları panik içinde. Ağlıyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Günahtır, yazıktır. Herkes şimdi yolda geliyor. Doğru olmaz. Mi? Olmaz. Günahtır. Yani yazık öldü diye geliyorlar. Bakın basında evet, şimdi ben telefonda arkadaşları duydum. Herkes öldü diye geçmiş. İbrahim Erkal ölmedi kardeşim ya. Ölmedi. Bir açıklama organı çalışıyor. Hayır bak. Allah niye yalan söyleyeyim? Öldüyse öldü deriz yani. Kardeşimizin vücut fonksiyonları devam etmektedir. Kardeşimiz hala hayattadır. İnşallah Rabbim onu sevdiklerine bağışlayacaktır. Bu konuda biz duamızı edelim. Dua ettirir misiniz? Bize dua etmek düşer. Buraya kadar geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sanki bir cenaze havası varmış gibi bir hava estirmek bize yakışmaz. Onun için de dağılmanızı biz sizlerden istirham ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşimiz rahmetli olmamıştır. Henüz hayattadır. Vücut fonksiyonları devam etmektedir. Sadece beyniyle ilgili bir problem vardır. Evet. Ailenin hem isyanı çünkü... Ama ailede teyzesi konuşan, teyzesi de hani medyanın yaptığını söylüyor ama teyzesi de herhalde sonuçta orada acılı ve yeğenini yanında... Ama kendi resmi sayfasından açıklamaya göre tabii herkese bu haberi bu şekilde yapıyor. İlk açıklama İbrahim Erkal basın merkezi diye kendi resmi sayfasından yapıldı. Sanatçı kaybettik diye. Onun üzerine zaten internette hatta pek çok sanatçı... bakanlar, parti başkanları İbrahim Erkal'la ilgili taziye mesajları paylaştılar sosyal medyada. Şimdi o zaman şu andaki hala durum stabil. Evet. Öyle mi? Ya durumu beyin ölümü gerçekleşti. Bu resmi açıklama artık beyin ölümünün gerçekleşti. Peki yani gene soracağım ben. Hani daha önceden bu tip bilgiler, benim de babamın beyninde uğur vardı o zaman, bu farklı bir durum ama bu beyin ölümü gerçekleştiği zaman bazı aileler mesela çektirtmiyorlar o fişi ve beklemeye başlıyorlar.
Son ana kadar bir ümit evet, diye bekliyor. İşte bu da kadar... dün akşam ilk haberler çıktıktan sonra İzzet Yıldızhan da biraz önce ekrana geldi. Çünkü insana inanası geldi. Ziyarete gitti ve oraya hayranları, şurada bak kız kardeşi ilk haberi aldı. Ah. Anda orada bir köşede oturuyor. Allah sabır versin hepsine. Allah bir mucize yaratsın inşallah çocukları dün için. Dün akşam saat 6 civarı çektiğimiz görüntüler bunlar. Öldüğü haberi yani, gelir gelmez hemen bu da çadır Ümraniye Belediyesi'nin oraya bir hastane önüne kurduğu evet, çadır. Aile orada haftalardır zaten bekliyor. Tabii birçok şehirden ziyaretleri orada hayranları geliyor. Ne kadar acı bir şey ki bazen insan çocuğum olmadı İzzet diye üzülür. Yıldızhan, evet. Ama bazen insanın çocuğu olur, çocuğunun kırkını göremiyorsun yani şu anda. Yani daha daha acı ve daha kötü ne olabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Gencecik adam daha yani. Hani en çok da insan şuna üzülüyor. Arabada gelirken vale diyorduk ki çocuğu anlatıyordu. Yeni doğmuş evet, çocuğunu anlatıyordu. Çok mutluydu onunla ilgili diyor. Hı-hı. Ve şu anda evet, maalesef. Evet, işte ailesi sevenleri, yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürüyor. Yakın arkadaşı Suat'ın o gece birlikte olduğu, son gecede beraber ayrıldıkları gizli kamera, güvenlik kamerası görüntülerinden yayınlamıştık o görüntüleri. Orada yanında olan arkadaşı Suat'ın da bir açıklaması var. Suat Önal. Bir bakalım ona da. Başhekimin bize verdiği bilgi şöyle. Tıbben beyin ölümü gerçekleşti. Ama biyolojik olarak öldü diyemeyiz. Kalp ve diğer organlar çalışıyor. Bu 48 saat sürebilir ama en fazla 72 saat sürebilir veya daha uzun sürebilir. Allah'tan umut kesilmez dendi bize ama sonra dışarıda basın açıklaması yapıldı ve öldü haberi yayıldı. Biz yine ümitliyiz, hala duacıyız, hala ölmedi, hala kalbi atıyor. İnşallah bu kalp tekrar bizlerin orasına dönecektir diyoruz. Evet, Suat Bey o gece, son gece yanındaydı. Suat Bey'le ayrıldıktan sonra zaten otoparka gidip o talihsiz kazayı yaşadı. Evet, yani tabii insanlar beyin ölümü gerçekleştiği zaman zaten hani beklerler ya o kötü anları. Ama bir de en yakınları mesela der ki, mesela öyle düşünürsün. Yani kalbi atsın da nefes alsın. Yani evet, gitmesin Allah de, kimseye yani bir zor şekilde gitmesin de sınamasın, kalsın, o fiş çekilmesin diyebilir aynen, yakınları. Pek çok, Allah'tan ümit kesilmez deriz ya her zaman, kesilmesin inşallah aynen, bir mucize yaratsın Allah. Pek çok ünlü de ilk ölüm haberinden sonra taziye mesajında bulundu. İşte Emel Sayın'dan, Alişan'a ve pek çok bakandan milletvekiline ve parti liderine kadar, ama dediğim gibi şey devam ediyor, beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen makineye bağlı yaşamı devam ediyor İbrahim Erkal. Tabii şimdi bu gerginlik olunca ister istemez hastane önünde de tartışmalar oluyor. İlk suçlananlar basın mensupları oluyor. Dün de öyle oldu biraz ne yazık ki. Ve aile fertleri biraz basın mensuplarına kızdı. Ama haklılar aslında, ama tabii ki kendi resmi evet, sitelerinden açıklama yapıldığını da bilmiyorlarsa oradaki akrabaları ve kendileri. Evet. Değil mi? O haberin üzerine bu sanıyorum her aynen, yerde çıktı. Bir bakalım o görüntülere de. Ayıp abi, kamera mamına ne sandı benim? Ne yapacağım? 60 milyar bırakmayı nasıl yapacağım? Abi işimizi yapalım sen. Sakin ol. Beyler sen de bir dakika durun ya. Basın mensupları bir çıkın abi bir saniye. Sakin. Sakin. Kim abi? Kim abi? Kim abi? Kim abi? Kim abi? Kim abi? İşte dün akşam da basın mensubu, tabii hani aile hemen tabii acılı, tedirgin, içeriden gelen haber, beyin ölümü geldiği, gerçekleştiği söyleniyor. O haberler geliyor.
Dolayısıyla aile bu gazetecilerle ve basın mensupları tartışan da İbrahim Erkal'ın kuzeni ve basın mensuplarına kızıyor. İşte kameraları niye görüntü alıyorsunuz diye böyle tatsızlık yaşanıyor orada. Tabii şu anda eşinin herkes kuzeni. Çok acılı yani. Tabii tabii yani anlayışla karşılamak yani lazım. Burada hiç... sana bir şey söyleyeyim mi? İbrahim Erkal'la beraber eşinin hayatı da gitti yani. Tabii eğer böyle yani. Bir şey olursa. O yüzden de tabii ki eşinin ailesi, tabii ki annesi aynen. var orada bütün ama... Eşinin kuzeni İnsan, bu tepkiyi gösteren de. Kadıncağız ne haldedir? Tabii yani o da işte. Ne yapacak? Şunu düşünüyorum, kendimi yerine koyuyorum. Yani mesela çok seviyorum kocam, çocuklarımın babası. Yeni doğum yapmışım ve eve gideceğim, onsuz gideceğim. Yani nasıl insan elbiseleri duruyor, her şeysi duruyor, çıkmış gibi. İnsan bir, normal bir ayrılık yaşadığında bile nasıl bir acı yaşıyor? Bir daha hayat boyu görmeyeceğini düşündüğünü varsayarak ne yapacak bu kadın şimdi yani? Yani tabii ki onun acısı, hani herkesin acısı bir farklıdır ama onunkisi bir de o yalnız kalacak o duvarların arasında yani. Allah bir mucize yaratsın inşallah İbrahim Erkal için. Evet, bu hastane önünde tatsız kavgadan sonra da zaten kuzeni uzaklaştırıldı oradan aile tarafından. Aile araya girerek gerginliği önledi. Diyelim ihtimaller çok azalmasına rağmen Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bir mucize gerçekleşir diyerek... Aileye sabır dileyelim efendim. Evet. Peki. Bugün devam edelim de bakalım Kandilya. Haberlerimize. Bütün herkes böyle dualarını göndersin. Aynen, İbrahim Erkal için. Şimdi tartışmalar devam ediyor tabii ki. Gündemdeki diğer magazin konusuyla ilgili. Neydi o? Neydi? Eser Yenenler. Ay. Ve Murat Boz ikilisinin Candan kardeşlerle yaptığı kaçamak gecesinden... haberler devam ediyor, tartışmalar devam ediyor. Sessizliklerini ilk kez bozdu taraflar ve Eser Yenenler kendi Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Dedi ki, çok kızma ama. Zaten yani şu anda zaten hiç keyfim yok, moralsizim. Yani bir de işte, hani şu anda hiç mecburuz ya işimizi yapmak tabii, zorundayız ve programı yapmak haberleri zorundayız. Yoksa zorundayız, şimdi Eser Yenenler dedi ki, bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil 15 kişiydik. Bir de yuva yakacak olsam en yakınımdakilerden başlardım. İbo evlenmek üzere Oğuz 2. yılı devirdi. Onlardan başlardım yuva yıkmaya diyor. Ama o popüler adamları seçiyor daha çok. Diğer söyledikleri İbo ve Oğuz 3 adamdaki diğer partnerleri. Onlar değil, onları daha çok seçiyor. Şimdi bir de villa kiralık diye de not düşmüş. Tamam peki, villanın kiralık yani, olması bir şey orada 5 kişi değil de 15 kişi olunca suç hafifliyor mu? He yani. Yani mantığa bak yani, mantığın saçmalığına bak yani. Yani 5 değil 15 kişiydik yani, şunu demeye getiriyor. Kalabalık orada hep beraber işte, müzikleri, sesli sinema şeyden çıktı. Nedir o? Kulüpten çıktık gece kulübünden saat 5.30'a kadar. 15 kişi. 15 Hangi kişi. Hangi arabaya sığmışlar bunu 15 kişi? Bilemiyorum. Kızların şeyle geldiğini, VIP araçla geldiğini gördük. Daha sonra sabah 5.30'a doğru taksiyle ayrıldıklarını gördük. Kameralar kaydetti bunların hepsini. İsterse 100 kişi olsunlar. Gecenin o saatinde bir gece kulübe gitmeleri, yanında başka birilerin, kızların kim olduğu bak gene söylüyorum. Hiç umurumda değil. Önemli olan ilişkisi olan bir adam Murat Boz ve ayrılsa bile, küslük bile yaşasa Aslı Enver'den, isterse 15 değil 45 kişi gitseler, o eve gitmeleri, kızlı erkekli karışık bir şekilde gitmeleri, sabah 5'e kadar 6'ya kadar o evde durmaları, eğlenmeleri, aynen. Yani isterse hiçbir şey olmasın. Aldatmak sadece fiziken değildir ki. Yani insanın bir insanla bir insanın bir şeyler yaşaması sadece fiziken mi oluyor aldatılmak? Bu yaştan sonra yuva yıkan kadın gibi oldum diye şaka yapıyor Eser ama yuva yıkan illa kadınlar olmuyor. Erkekler de oluyor işte. Bak yani bu... şöyle söyleyeyim. Tabii onun maneviyatını bilemeyiz. Yani hayata bakışını ve duruşunu bilemeyiz. Eğer çok yakın bir erkek arkadaşının kız arkadaşıyla, eşiyle, karısıyla tanıştıktan sonra kendi evini açıp başka kadınları davet etmeyi ona göre çok normal bir durumsa onun hayata bakışı bizden farklı olabilir. Ama duruş olarak şöyle bir şey söylemeliyim ki şu anda tabii ki bunun suçlusu koskocaman kaç yaşına gelmiş Murat Boz'u da elinde pamuk şekerli kimse kandıramaz. O da ayrı bir mevzu ama yine de
Aslı Enver'i tanıyan bir insan olarak Aslı Enver'e bunu yapman son derece hatalı ve çirkin bir vaziyet. Yani bu durumda da senin bu esprilerle hiçbir şey kurtaramaz yani. İsterse 45 kişi gidin. O evi sen açtın. O haklarda oldu yani. Partiyi yaptı, Murat Boz'un da sonuçta başını yaktı. Ve çok antipatik oldun, onu da söyleyeyim. Evet, yani çok eleştirdi. Herkes şu anda nefret ediyor yani, senden. Eser gerçekten... Şu anda nefret ediyor herkes. Enteresan şekilde okları böyle üzerine çekti. Ali Boz da, Murat Boz'un abisi, destek verdi. Her gün, her an şükrediyorum güzel ruhlu kaldığın için. Safiyetine, temizliğine, duruluğuna, sevgisine, içtenliğine, dünya üstüne gelse gücüne, kardeşimle gurur duyuyorum diye. Bak burada küçük olan Murat Boz, diğeri de abisi Ali. Ona destek veriyor. Evet. Tabii ki abi kardeşi her zaman. Gurur duyuyormuş bu son şeyle. Yani gece oraya bu şekilde gitmesinden. Murat Boz'u her zaman biz de seviyoruz ve takdir ediyoruz. Murat'ın kötü bir insan olmadığını biliyoruz. Duruşunun da güzel olduğunu biliyoruz. O yüzden zaten ama bu kadar tepki. Ama burada gurur duyulacak bir şey yok. Hayır, genel hayır, itibariyle galiba diyor. Ama burada evet, bu ki anlamda sahip çıkılmak da çok komik oluyor. Çünkü burada Murat ne kadar düzgün bir adam olursa olsun bu hatayı yaptı. Yani bu çok aşikar. O yüzden aile fertlerinin bu tip şeyler söylemesi daha da antipatik oluyor. Çünkü olanı örtmüyor ve olanı değiştirmiyor. Murat'ın zaten hepimiz iyi bir adam olduğunu biliyoruz ama hata yaptı. Hata yaptı. Evet. Yani hani bu bir gerçek. Aslı, hata yaptı yani. Aslı Enver'in doğum günü bugün. Evet. Bir kez daha mutlu yıllar diliyoruz Aslı Enver'e. Ne yazık ki doğum gününe böyle keyifsiz haberlerle giriyor ama ilk paylaşım bu olaylardan sonra ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Bir köpeği severken kendi elinin bir fotoğrafını koydu sadece. Ama hı, orada ilginç bir detay var. Bilekliğinde işte hani kızla erkek figürü el ele duruyor. Hala işte acaba ayrılmadılar mı falan diye hemen sosyal medyada ya, tabii ki bu tür yorumlar yapıldı. O fotoğrafı görelim arkadaşlar. Evet, ben görmedim onu. Bir evet, bakalım onu. Birazdan burada gelecek o fotoğrafta. Köpeği mi seviyor? Köpeği severken bir fotoğraf koymuş. Ama şöyle bir şey de sadece olabilir elin. O. İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok seviyorum da olabilir. Ha, bak. O da olabilir. Ben de öyle yorumladım yani. Çünkü köpek hiçbir zaman sadıklı dostu ihanet etmez, onu yapmaz, aldatmaz, bunu yapmaz, terk edip gitmez. Ya köpek yapmaz sadıktır. Ama insanlardan her türlü zarar maalesef geliyor. Bunu da anlatmaya çalışmış. Peki o fotoğrafı görürüz birazdan. Şimdi şöyle de bir haber var bak bugün gazetelerde, çok ilginç. Acaba bir imaj düzeltme çalışması mı? Bir PR çalışması mı diye kafalarda soru işareti yaratan bir haber var. Murat Boz'un babası Cafer Boz İstanbul Acıbadem'de arkadaşlarıyla oturuyor ve otururken genç bir adamın bir binanın üzerine çıkıp intihar etmeye çalıştığını görüyor. Evet. Hemen yardıma gidiyorlar tabii ki, intihar etme ya niye falan filan diye. Sonra Murat Boz'dan yardım istiyor baba Cafer Boz. Murat Boz da hemen FaceTime'la bağlanıp telefondan intihar etmeye hazırlanan binanın tepesinde duran gençle FaceTime'dan konuşuyor. Onu ikna ediyor. Çocuğun işte borçları varmış, ev kirasını ödeyemiyormuş. Bu konuda yardım edeceğini söylüyor Murat Boz. Ve intihardan vazgeçiriyor genci. İyi, güzelmiş. Evet, i̇yi güzel. Şey gayet güzel yani. Bunun tabii ki. Bunun böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle mi? Bir, bu çıkınca... Çünkü bunların hiçbirisi. Yani birisine yapacağı... Ha bak şu fotoğraf. Köpeği severken köpeğin patisini tutmuş. Kaldır kaycıyı bak bir dakika. Köpeğin patisini tutmuş. Bileğinde de işte bir kadın figürü, bir kadın figürüyle erkek figürü el ele durduğu bir bilekliği var. Aslı Enver'in son paylaştığı, bu olaylardan sonra son paylaştığı kare. Bu artık ne demek diyorsa senin evet, dediğin gibi. Ama bu o değil, benim dediğim gibi değil. Değil şu an o bilekliği göstermek için çekilmiş bir fotoğraf evet, da olabilir o. İşte o yüzden buna hani acaba hala birliktelik devam ediyor mu, bir mesaj şimdi, mı? Şöyle bir şey, yani birliktelik devam etse üzülecek miyiz? Hayır. Sevineceğiz. Tabii ki sevineceğiz. Yani niye şey hani olsun, yanlış da anlaşılmasın bu. Biz niye kızıyoruz zaten? Murat'ın düzgün bir adam olduğunu bildiğimiz için ona yakıştıramadığımız için bu kadar çok. Yoksa bin tane sevgilisini, karısını aldatan haber. Kadınlar aldatıyorlar yani şu anda. Evli kadınlar. O, bir sürü şey geliyor önümüze. Biz zaten Murat'tan beklemediğimiz için aslında bu kadar tepki veriyoruz. Keşke ayrılmış olmasalar. Ama tabii ki bunun da bedeli olsun. Aslı da bir kadın olarak tabii ki onun ilişkisidir. O bilir ne yapacağını, o bilir kararını. Ama
bu kadar da kolay affolmasın her şey. Bu fotoğrafın mesajı ne sana göre peki? Yani bu fotoğrafın... Yani köpekler daha sadık falan filan mesajı değil herhalde bu. Değil. Oradaki bileklik değil. Önemli. Orada bileklik göstermiş. Yani. Bugün doğum günü bakalım. Murat Boz'un veya bir sürpriz onu belki Murat onu aldı veyahut da göndermiş belki, olabilir. Belki aralarında bir şey olabilir. O ona hediye olabilir. Etmiş olabilir. Yani sonuçta inşallah tabii ki aralarındaki şey son bulsun. Bu bir hatadır, aynen, olmuştur. Belki bazı kadın affedebilir, bazı kadın affetmeyebilir. Ama tabii ki iki insan birbirini seviyorsa da bir yol bulsunlar. İnşallah. Ama bu da ders yani olsun. Bence o kadar büyük ders olmuştur ki Murat'a. Herhalde. Murat bir daha hayatta yani hiçbir yere gitmez diye düşünüyorum. Bundan sonrası için aslında gönlü ferah olsun. Çünkü zaten ilk bize geliyor. Yerden aynen yere vururuz bu sefer yani. Vallahi gerçekten. Aynen. Gerçekten böyle. Olayın kahramanlarına bakalım. Nihal Bahar Candan kardeşler. Birden magazin gündeminin ortasına oturdular tabii ki bu olayla. Hı-hı. Herhalde istedikleri de buydu. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama Nihal Candan kardeşler değil esas kız. Kim? Bak bana gene yazmışlar. Nazlı Kaya Aslan. Nazlı Kaya Aslan, evet. Nazlı Kaya Aslan. Esas kız Nazlı Kaya Aslan. O diğerlerinin bir alakası yok. Hep beraber arkadaşlar. Nazlı Kaya Aslan. Evet. Bu bana uzun zamandır bu isim evet geliyor. Uzun ya zamandır. O gece o da orada. Esayenlerin evine giden. Arabayı kullanan o. Zaten kız bir video paylaşmış. O videoda Murat Eser'e bağırıyor. Müzik çalıyor arkada. Eser diyor. Murat'ın sesi geliyor arkadan falan. O kız da zaten böyle bir video paylaşmış. Esas kız o kız. Peki ama işin kaymağını yiyenler Candan kardeşler. Bir bakalım dün gece de hemen kameralara konuşmuşlar zaten. Geldi bu gece yıkılsın yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına. Beni tanırsın bir kere sevdim yanarım aşkıma dön. Evet öncelikle hayırlı olsun dilim güzel bir gece. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kız kardeşim şarkı söyleyecek sadece. DJ'lik de yapacak bildiğimiz kadar. DJ'lik gibi değil. Bizim mesleğimiz değil DJ'lik. Ama daha çok böyle parti düzenliyoruz. Bu adresi seçtik kendimize. Sevenlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmak için bu şekilde. Süper. Bahar, kimlerden şarkılar söyleyeceksin? Repertuarda kimler var? Ben varım. Dondurma var. Yazmayı bilsin sakın be. Dondurma gibisin. Biraz çık yesen çok çabuk. Şey oldu zaten. Oldu. Bir tane. Demet Akalın, Murat Boz falan olacak mı? Nasıl şarkılar klip var? Klip çekimiyle ilgili çıkan asılsız haberler çok gereksiz. Biz klip görüntüsünden memnun olmadığımız için bu işi erteledik arkadaşlar. Hakkımızda çıkan asılsız ve fazla haddini aşmış söylemleri de duyuyoruz. Ne gibi söylemler? Çok üstüne konuşmaya gerek yok. Biz hukuk öğrencisine yakışır şekilde yargı yoluyla cevap vereceğiz. Yargı yoluyla olacak cevabımız. Çok üstüne konuşmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok konuşuluyor çünkü sizden de bir açıklama yapmasınız. Böyle devam edecek yani. Bahar Hanım konuşmak istiyor herhalde. Çok haklısınız. Evet. Bir şey söyleyebilirim sadece. Bizim ailemiz eğitimci, akademisyenler. Her ikisinin akademik kariyerleri var. Biz de aynı şekilde hukuk fakültesinde eğitim alıyoruz. Yani anlamış olmalısınız ki bizim yetiştirilme tarzımızı ve eğitimimizi, karakterimizi hedef alan her cümle bizim geleceğimize ciddi zarar veriyor. Dolayısıyla bu konu hakkında da yorum yapmamamız gerektiğini hissediyoruz. Yani yorumumuz bitti. Peki o gecik partiden bahsedersek... Hani bundan sonrasını arkadaşlar avukatımıza sorarsınız. Biz çünkü bizim... görüşmek istemiyoruz. Lütfen evet neydi belirsiz insanların bizim için oldukça katı olumsuz eleştirilerine. Biz zaten yargıyla aslında cevap vereceğiz. Bu kadar. Peki Murat Boz'u hiç konuştunuz mu o günden sonra? Arkadaş mısınız? Normal aynı parça. Sizin bir paylaşımınız oldu Murat Boz. Gerçekten. Bir konuşalım. Murat Boz'u sizden bir alın. Bye bye. Hadi bu kadar akıllı olmayın. Peki yuva yıkmak bu kadar basit mi sizin için? Peki yuva yıkmak bu kadar basit mi sizin için? Bunu soralım. Sen yuva yıkarsın ben 19 yaşındayım. Sen yuva yıkarsın ben 19 yaşındayım. Geldi bu gece yıkılsın yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına. Beni tanırsın bir kere sevdim. Evet.
Evet. Yani muhabir arkadaş hiç soracağın soruyu bilmiyorsun ya. Ne sormuş? Yuva yıkan. O kız daha 19 yaşında hiçbir şey bilmiyor etmiyor yani. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Ne her yani? Şeyden önce şunu söylemem gerekiyor. Bütün genç kızlara söylemem gerekiyor. Nerede okursanız okuyun. Aileniz hangi meslekten olursa olsun, hangi mertebede olursa olsun sizin hamurunuz çok önemlidir. Yani isterseniz 5 tane üniversite bitirin ama hamur olayı insanın kişiliğini, karakterini 5 tane üniversite bitirsen de eğer senin hamurunda bir bozukluk varsa bu konudan çıkıyorum. Kardeşler için söylemiyorum. Genel bir fikrim seyredince üzüldüm o yüzden söylüyorum. Yani sizin duruşunuz, kimyanız çok önemli. Yoksa 5 tane üniversitede okusanız, siz her şekilde hayat çünkü yaşarsanız yaşayın. Aynen. O hiçbir kabul görmez. Kızlar yani tamamıyla duruşu. Ailemiz eğitimci. Biz de hukuk fakültesinde okuyoruz falan. Aferin bak bir şey söyleyeceğim. Bravo, aslında aferin, kapalı da kızlarmış ama devam edin. Niye eğitimden zarar gelmez? Bak şimdi hayır, dondurma diye bir şarkı yapıyorlarmış. Şarkıda dondurma yani. Ajdar'ın Çiçi Tamuzu'ndan sonra bir bak dinledin i̇şte o şarkıyı. Ben de şunu merak ediyorum. Bak şimdi mesela hukuk fakültesinde okuyorlarsa gerçekten güzel bir şey. Ve çünkü herkes hukuku da kazanamıyor değil mi? Hı-hı. Bir tıptır, bir hukuktur. O zaman niye kendilerinin algısını bu kadar farklı yansıtıyorlar? Yazık aynen. Günah. Yani gerçekten üzüldüm. Şimdi daha da çok üzüldüm. Bakalım şarkılarını. Yani, ailesi bir şey söylemiyor mu? Yani mesela hukuku bitirip avukat olmaktansa niye bu tip bir yarışmadalar ve niye bu tip pozlar veriyorlar? Niye sabah 5'te birilerinin evinden çıkıyorlar mesela? Yani neden yazık ediyorlar o zaman? Niye yanlış tanıtıyorlar kendilerini? Hem eğitimlerine hem kendi... Yani hukuk fakültesinde okuyan bir kızın hukukçu olacak, avukat olacak bir kızın görüntüleri değil bunlar. O değil yüzden de birçok insan sizin hakkınızda belki de... Bak şimdi yeni cicişler falan filan diyor herkes. Anladın mı? Şimdi ciciş kız kardeşler var ya. Kimler? İşte cicişler de var ya Esra Ceyda kardeşler. Onlar gibi deniyor. Şimdi herkes öyle yorumluyor. Şimdi yeni cicişler bunlar oldu. Candan kardeşler falan filan diye. Şimdi dolayısıyla hukuk okuyan, ailesi eğitimci olan bir 19 yaşında bir genç kızın hayır, hani bu işlerle o zaman biraz daha mesafeli işlerle, durması gerekmiyor mu? İşlerle sevgili mesafe Nihal, sevgili Bahar. Tabii ki işlerle mesafeli durması başka bir şey. Bir duruşlarında da bir problem var. Evet. Yani bunu şimdi istediği hukukçuyla istediği kişiye dava açarsa açsın bunu hakim de gördüğü zaman kendileri de hukuk okudukları için daha yani hani bu intiba bir normal değil yani. O yüzden bence kendi madem ailelerini övünüyorlar şu anda kendilerinin okuduğu branşla şey yapıyorlar gurur duyuyorlar o zaman bunları kendi hayatlarına kimliklerine duruşlarına taşımaları lazım ki onlar bunlar örtüşsün yoksa aynen. Benim babam da şu diyeyim annem de şu diyeyim ama kendim her şeyi yapayım o zaman bir itibar görmüyorlar. Şarkılarına bakalım mı beğenecek misin dondurma. Şarkıları. Ne diyeyim bilemedim. Bilemedim. Dondurma yerim. Sadece üzülüyorum çünkü hukuku herkes kazanamıyor gerçekten. Evet. Yani madem kazandınız, madem orada okuyorsunuz niye kendi algınızı bu yapıyorsunuz? Bir neden? De bu klibin çekiminde yönetmen kovmuş setten bunları. Niye? İşte kavga çıkarmışlar, huzursuzluk bir şeyler falan filan. Setten kovunca da klip çekimi tamamlanamamış. Sonra tekrar anlaşmışlar falan filan galiba. Böyle de bir haberler çıkıyor. Muhabirler onu da sorunca işte öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Aslında ben annesini tanımak isterdim. Çünkü psikolojilerini öğrenmek için değil mi? Akademisyen bir ailenin çocuğu yani nasıl laf dinletemiyorlar bu iki kız kardeşe? Hani annesi aynen. Demesi lazım ki yani ne yapıyorsun siz falan demesi gerekiyor. Acaba annelerini de mi ya dinlemiyorlar? Ya bir eğitim yani şimdi valla
kızacağım, sinirleneceğim. Neyse yani. Ama bizim konumuzda... Gönderir misin hani moda o yarışmaya gönderir misin kızını o zaman ya? Ya moda yarışmasına kızını yani, gönderebilir. Oradaki ama şimdi gönderebilir tabii ki. Hadi onu, ama olay oradaki konuşma tarzı, duruşlarıyla alakalı problem var. Yani onların yanlış kendilerini ifade evet. edememelerinde diye düşünüyorum. Neyse zaten konumuz bu iki kız kardeş değil Cengiz. Konumuz Murat Boz ve Eser. İkinci... Hani bunlar başrol değiller. Onlar nasıl kız... bunlar başrol? Abi değiller çünkü esas kız o bunlar değiller. Evet, fark et işte Nazlı Kaya Aslan da aynı yarışmada değil mi? Tamam da Nazlı Kaya Aslan'ın Murat Boz'la olan durumu konuşuluyor. Onlar da o arkadaş grubundalar. O yüzden peki, bu kızların bir alakası yok tamam, yani. Bunu, bu kızları... Buradaki suçlu Murat Boz birinci suçlu, ikinci de Eser. Eser'in yatacak yeri hiç yok. durup Eser'e. Ay Eser bak şey Demet de yazmış. Aynen, pişkin evet. yazmış Eser'e Demet Akalın'da. Haklı. Çünkü bak bütün hepimizin şey. Her evli şey kadın veyahut da sevgilisi olan erkek arkadaşı eğer gelip benim evimde oturduysa, benim kahvemi içtiyse, benimle bir sohbeti olduysa, gidip de bunu yapıyorsa yatacak yeri yok. Benim hayal ya yani bu saatten sonra barışırlarsa görüşürse o zaman Aslı'nın da Aslı zaten direkt takipten ilk yaptığı şey oldu. Eser'i takipten çıkardı. Bence Eser'i peki. bütün ciddi ilişkisi olanlar takipten çıkarsın. Eser gerçekten. Aleyhinde sen bayağı bir şey kampanya başlatacaksın. Ben karakter, bak benim için kişilik anladım, çok evet, önemli. Evet. Yoksa şunu diyebilir, kardeşim bu benim erkek arkadaşım. Biz gezeriz de tozarız da çapkınlık da yaparız. Size mi kalmış diyebilir. Ama o zaman Aslı'yı tanımayacaktın. Evet. Aslı'nın kahvesini içmeyecektin bak, o zaman. Bak bomba bir aşk haberi var. Güzel birisiyle birileri. Evet. Kim? Çocuk da güzel. Kız da güzel. İyi, söyle bakayım. İkisi de popüler ve duyunca şaşıracaksın tabii. Seyircilerimiz de şaşıracak. Arda Turan ve Yağmur Ünal. Yağmur Ünal, Türkan Şoray'ın kızı. Arda Turan'la Yağmur Ünal'ın aşk yaşadığı haberleri bugün yer alıyor efendim. Dün bu haber bize de ulaşmıştı. 3 günlüğüne İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la yakınlaştığı konuşuluyor. İkili önceki gece bir mekanda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden Ünal ve Turan birbirlerinden telefon numaralarını aldı. Arda dün Barcelona'ya döndü ve Barcelona'ya döndükten sonra da Yağmur Ünal'la yazışmaya devam etmiş. Abi bunları nereden biliyorsunuz ya? Nereden biliniyor biliyor musun? Nereden? Anlatayım nereden biliniyor. Evet yani ben anlayamıyorum. İki kişi mesajlaşıyor. Siz nereden biliyorsunuz? Anlatıyorlar çünkü. Kız mı anlatıyor? Kız da anlatır, erkek de anlatır. Şimdi sen mesela... Özay'la daha ilişkin başlamadan önce evet. hani sen bu tür şeylerde çok boş boğazlık yapmıyorsun ama yani böyle bir şey var mı diye sorunca he diyorsun, hı diyorsun. Konuşmasan da belli ediyorsun değil mi? Şimdi her gün görüşüyoruz biz senle. Senin gibi bir ortağım olduğu için duyuluyor. Yani, benim bir şanssızlığım orada ama onların senin gibi bir ortağı konuşuyoruz, yok. Ya öyle mi böyle mi ya ne oldu görüştü mü tekrar Özay'la şu oldu mu bu oldu mu falan filan. Bu iş ne oluyor? Yakın çevrende duyuluyor. Tabii ki Arda'nın mesajlaşmasını kimse cep telefonunu ele geçirip de bir şey yapmıyor. Ya da Yağmur Ünal'ın mesaj telefonunu ele geçirip. Onlar kendi arkadaşlarına paylaşıyor. O ona duyuruyor. O ona duyuruyor. Bir de mesela şu oluyor. Yağmur Ünal'a dünden beri ulaşmaya çalışıyoruz. Her konuda ulaştığımız Yağmur Ünal mesela bu konularda geri dönmüyor. Dönmedi. Mesajları bakmadı. Dolayısıyla hani böyle bir sessizliğe gömüldü. Şimdi eğer böyle bir ilişki olmasa ya da böyle bir yakınlaşma olmasa ne yaparsın? Hop telefonu açarsın. Ya yanlış haber, yalan yazmışlar bilmem ne falan dersin. Kapatırsın. Peki ben sana sessizlik şey biraz da kabullenmektir. Bazen hiç. De ne yapacağını bilmemek de olabiliyor. Çünkü nereye gidecek, ne yapacak, ne diyecek. Bir şey dese yarın çıksa yalancı olacak. Bir şey demese olmayacak falan. Ama ben şöyle bir şey yine öneriyorum. İlişki rayına oturana kadar. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Ünlü insanlara söyleyeyim bunu. Hı hı. İyice yol kat edip ciddi kararlar alma arifesine kadar. Yani bayağı bir süreç. Duyulmaması. Neden biliyor musun? Duyulduğu anda birincisi belki sen inanmıyorsun öyle şeylere ama acayip derecede nazar değiyor. Bir. İkincisi mesela kızın eski erkek arkadaşı veyahut da çocuğun eski kız arkadaşları. Instagram'dan artık herkes birbirine yazıyor. O ona yazıyor, o onu kötülüyor. Yani bana göre birazcık mahremiyet ve biraz hani örtülmesi bir şeyler netleşene kadar daha iyi.
İnsanla uğraşıyorlar çünkü. Çok kötü insanlar yani. Gerçekten insanlar kötü. Ama yani bu devirde de o ilişkileri ne kadar saklayabilirsin? İşte şimdi 3 günlüğüne Arda Turan İstanbul'daydı. Bir mekanda karşılaşıyor Yağmur Ünal'la. İlk tanışmaları öyle. Orada arkadaş grubuyla eğleniyorlar. Telefonlarını alıyorlar ve mesajlaşmaya devam ediyorlar. Çünkü bunun bu ilişkinin doğruluğuna gösteren bir başka ipucu daha var tabii. Yağmur Ünal, Mert Öcal'la, oyuncu Mert Öcal'la geçen ay ayrıldı. İlişkisi bitti. Aslan Doğan'la da, Arda Turan'ın Aslan Doğan'la da ilişkisi işte zaten bir dargın bir barışık devam ediyordu. O da bitti. İstanbul'a geldiğinde 3 günlük İstanbul tatilinde de Arda Turan Aslan Doğan'la görüşmedi. Dolayısıyla bu ilişki bitti. Diğer ilişkisi bitmiş. Partide karşılaşıyorlar. Buradan telefonlar bir şey olur alınıyor. Mu sence? Olabilir. Olabilir. Yani çünkü hani Yağmur hem enerjisi yüksek hem şimdi mesela yapımcılık yapıyor Yağmur. Annesi Türkan Şoray ile birlikte son bir sinema filmi yaptılar. Televizyon programı yapıyor. Yapımcılık devam ediyor. Şimdi bunun aşkla ne alakası var? Hayır, iş olarak anlatıyorum. Aşk olarak da. İş olarak yani. İş olarak kendi tamam, işini yapan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın Yağmur Ünal. Ve Arda'yla da bu ilişki olabilir. Olmayacak bir şey yok bence. Ve hani enerjisi yüksektir, eğlencelidir böyle şey olur. Arda'ya ayak uydurabilir yani. Arda yok ya ayak uydursun. İşte Barcelona burası. Barcelona burası. Ha. Yani. Zaten dediğim gibi Arda'nın da şimdi ne olacak? Arda sosyal bir çocuk. Herkesle tanışıyor, herkesle mesajlaşıyor, herkesle konuşuyor. Yani Arda'dan arkadaş illa bir kızla görüştüğü zaman illa bir ilişki yaşayacağı anlamına da gelmiyor. Ben Arda'nı duyuyorum kız arkadaşları olduğunu, onlarla da görüştüğünü falan. Yani hani illa bir ilişkiye döndürecek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı insanların kızları, mesela şimdi böyle bir şey de düşünülür mü acaba bilmiyorum. Türkan Şoray çok değerli ya. Cihan Ünal, Türkan Şoray. Değerliler evet. Yani hani. Şimdi Cihan Ünal da tabii ki çok değerli ama Türkan Şoray'ın bir kırılgan bir tarafı var ya. Evet. Yani biliyorsun. Şimdi mesela onun kızı hani ayıp etmiş mi olur? Hani eğer bu iş ciddiyete gitmezse sadece sevgili olup kaldığı zaman falan. Hani bazı insanların da hani yarın öbür gün bu ilişki işte yol alır Arda Turan'la işte yine Aslan Doğan'da olduğu gibi ayrıldılar, barıştılar olduğu zaman gerçekten hani Türkan Hanım naiftir ya. Evet herkesten daha çok kırılır evet, biliyor musun? Yani kadıncağız kırılmasın. Çünkü evet belki Yağmur başkalarıyla ilişki yaşamış ve ayrılmıştır ama bu çok fazla magazin gündeminin çok şeyinde göbeğinde bir mevzu değil ama Arda'yla Yağmur böyle bir şey yaşarsa bu magazin gündemine oturur. Yarın da ayrılırlarsa bu Türkan Hanım'a yara verir. O yüzden benim Arda'ya buradan şeyim tavsiyem, küçük bir tavsiyem. Türkan Hanım'ı da göz ardı etmemek lazım evet. Böyle. Bazı kişiler sultanımız çünkü o bizim. Çünkü çok özene bezene, çok üstüne titriye titriye büyüdü Yağmur'u. En azından çocuklar çok önemsemez böyle durumları ama anneler özellikle böyle bir anne çok önemser diye düşünüyorum. Evet. Alişan'la Eda Erol evlilik yolunda hızlı adımlarla ilerlemeye evet. Devam ediyor. Hızlı bu ilişki de mesela gidiyor, çok evet. Hızlı şekilde gelişti. Hızlı şekilde de yol alıyor. Önceki akşam evlilik yolunda aileler tanıştı. Evet. Alişan ailesini de alıp Eda Erol'un evine tanışma ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası iki ailenin verdiği samimi pozları Esra Erol Instagram hesabından paylaştı. Bak bunlar da hızlı mı yol alıyorlar sana bilemiyorum ama. Evet videosu varmış bakalım görüntülerine. Esra Erol çok akıllı bir kadın ya bence. Tabii ya. Aferin. Bakalım videosuna. Buldular akıllı. Kendimi şöyle. Ne yapıyorum fotoğraf çekiyorum. Size de öyle ya. Eda gelir aynı. Merhaba. Geliyor. Evet tanışma akşamından Eda Erol ve Alişan'ın çektiği videoları kendileri de hesaplarına yüklediler. Gül gibi arkadaşımız valla Alişan pırlanta gibi bir çocuktur. İnşallah mutlu olsun. Temennim onda böyle iyi yetişmiş bir çocuktur. Ve evlenmesi de gerekiyordu zaten. Hani biliyorsun hep en fazla ben eleştiriyordum onu evlenmiyor. Evet. Hep ailesinden. İşte aile ziyaretinden fotoğraflar. Diye. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Söylemeliyim. Hızlı verilecek her karar iki taraf için de söylüyorum ben. Kız için de söylüyorum. Yani kız tarafı için de söylüyorum.
biraz daha birbirlerini tanısınlar bence. Biraz daha bir süreç geçirsinler. Çok çok erken yani evlilik kararı almak için. Ben öyle evet, düşünüyorum. Yani, ama... Kaç yıl sizinle bile bu kadar yıllar geçirip ondan sonra biliyorsunuz nişandan aynen. döndüler. Bu kadar birbirlerini iyi tanımalarına ve bu kadar çok sevmelerine rağmen. Ve ondan sonraki hayatında Alişan hep ona benzer kızlar buldu. Ve evet, kız da benziyor. Aynen Alişan tarzı belli. Annesi ama... Söyle. Annesi Suzan Tektaş ve kardeşi Selçuk Tektaş fotoğraflarda. Hı-hı. Hep beraber Eda'ların evine, Eda Eroğulları'nın evine ziyaret etmişler. Hayırlısı olsun. Yani Allah hayırlısıyla hı-hı. tamamını erdirsin. Değilse de ikisine de hayırlı yazılar yazsın. Çünkü hepimiz sevdiğimiz insanla muhakkak bir sona gitmek istiyoruz. Yani ama hep hayırlısıyla demekte yarar var ve acele etmemekte yarar var diyorum ben. Yine de mutluluklar dileriz. Evet. Evet. Kız tarafında Eda'nın ablası Esra Erol, Bihter Erol. Biliyorsun bu ilişkiyi başlatan Esra Erol. Çünkü Ece Erken'in doğum gününde Alişan'a ben seni kız kardeşimle tanıştıracağım evet. deyip zaten evlilik programında yaptığı için bu konularda uzman. hayatında yıllar önce de tanışıkları var aslında. Ama bir 5 yıl aradan sonra iş ciddiyse eğer diyerek evet. tanıştırmış. Şimdi tabii Esra Erol'un da işin içerisine girmesiyle bu iş uzamadan hani işte diyorum ya hani bazı insanlar araya girdiği zaman ve olduğu zaman şimdi ayıp yapamazsın, edemezsin. Onun kız kardeşine çıkıp şimdi bırakmak ayıp olur gibi bir şeyler gibi oluyor ya. Farklı şeyler, dengeler farklı giriyor dengeler de girdiği için ama bu sefer de bu baskıyla da bu çocuk belki yarın başka şeylerini görüp belki istemeyecek de olabilir. Yani buna da bu baskıyı yaratmak da doğru değil. Yani herkes... Ama Alişan da istemese koca adam canım. Kendi kararını kendi verecek Alişan herhalde. Alişan telefonda yani bana falan şöyle bir şey söyledi ama diye. Dedi ki Serencim uzun zamandır dedi böyle bir şeyler hissetmiyordum dedi. Güzel, oradan bak. Dolayı en azından içim aynen. ferah yani. Bak, hani... bu aileler tanıştıktan sonra bu evden çıkışta da görüntüleri var Alişan ve ailesinin. Ayşe, bence artık zaten... Gülüş pek yaraşır gözleri ömremeden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Evet hayırlı olsun diyelim. Aile tanıştı. Yüzün bekar artık evleniyor diyebiliriz. Teşekkür ederim. Tanıştık işte. Böyle bir güzel bir tanışma oldu. Mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Gelinizi nasıl buldunuz diyelim? Güzel. Allah mutlu etsin. Tek dileğim de o da oluyor işte. Köz filan takıldı mı adam? Yok. İlk defa tanıştık. Artık tarihleri belirleyeceğiz. Bir heyecan var mıydı? Kahve yapıldı mı? Sadece çay mı vardı? Biz çayı gördük. Her şey. Kahve de içtik, çay da içtik. Her çok çok güzel ağırladılar. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. İnşallah. Daha da iyi o he? Gelinize. Ya ailesi çok iyi bir aile. İyi karşıladılar. İnşallah her şey böyle güzel gider. Heyecanlıysan artık yani evlilik muhabbetlerini sarabileceğiz ciddi anlamda. Evet çok şükür makus talihimi kırdım. Herkes bana şimdi Instagram'dan foto attım ya. Herkes şey yazmış. Alişan bile evlendiğine göre artık evlilikle ilgili bekar korkumuz kalmadı falan. Evet biz de bekar kalmayacağız diye. Düğün ne zaman? Tabii şimdi o tarihi tabii ki söylemeyeceğim ama. Belli ama söylemeyeceğim. Evet onlar işte yarın öbür gün inşallah belli edeceğiz onları da. Zaten ilk gördüğümde güzel şeyler hissettim ki ondan sonra görüşmeye devam ettik. Genelde paravansız görüştük. İlk adım senden mi geldi? Zaten Esra ilk öyle söylemiş. Eda'ya demiş ki yarın seni paravansız görüştürmeye başlayacağım diye. O kardeşini çok iyi tanıyor. Beni de yıllardır iyi tanıyor. Uygunsunuz ve ben anlaşacağınıza inanıyorum dedi. Hakikaten de dediği gibi oldu. Fener formalı resimlerini de hemen beğeniyorsunuz. Ya şöyle bir şey var. Bütün damatlar Fenerli. Ali öyle abi mi? Fenerli. Küçük damat Fenerli. Ben de Fenerliyim. İlk sınava mı? Hangi takımda? X tabii ki. Yani takım tutmuyordu. Fenerbahçe'de oldu. Tatlı gülüş pek yaraşır. Gözleri ömremeden. Ah ne güzel ne güzelsin. Ama evet. Alişan'cığım. Ah canım dün Alişan'cığım. Dün gece böyle aileler tanıştı Alişan ve şimdi bak bir şey. Hemen yine yakaladım bir şey. Söyleyeyim ne mi? Ne yakaladın?
Şimdi annesi babası çok tatlı. Yani ayrıca ben çok seviyorum. Özellikle annesini çok da severim. Şimdi böyle yapıyor şimdi annesi. Söz mü söz yüzüğü mü taktın? Böyle yapıyor. Yok 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 yok. Baba da diyor ki, baba da çok tatlı. Baba da diyor ki, İnşallah böyle güzel devam ederdi. Yani aslında ikisinin de, yani Alişan'ın ağzında var ama hala onların ikisinin ağzında dilleri varmıyor. Çünkü herhalde çok seviyorlar. Bazı anneler babalar işte gitsin istemiyor yani. Yapılacak bir şey yok yani. Ama gitsin artık. Alişan da gitsin. Ama hakikaten gitsin yeter, artık. Bırakın yani. Gerçekten Alişan gitsin. Hani olmazsa da tabii tamamını erdirsin. Bakacak hayat yani ne getirecek ne götürecek. Bak bir özel ama herkese bir Esra Ceyhan, neydi Esra Erol gibi bir abla lazım. Yani. Hiç biz kendi ablamızdan böyle bir şey abla görüyor musun? Hiç böyle bir şey göremedik. Esra Erol bak tık 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 kardeşini hemen en büyük iyi bir koca burada yaptı. Evet aynen. Vallahi yıllardır hemen iyi bir yapıp. Çocuk parası var. İyi bir çocuk efendi, bir çocuk ailesi iyi yani değil mi? Herkesin tabii sevdiği canım, bir Alişan, çocuk. Aynen. Tak buldu. Evet. Bitti. Haydi bakalım. Hayırlı Allah kısmeti tamamını buldular erdesin. Vallahi. Allah tamamını erdesin. Bir özel haberimiz. Seda Sayan'ın kiracısı kim oldu? Nerede o ki? O meşhur Etiler'deki Mehmet Tuna'nın 40 yıl boyunca işlettiği mekan vardı ya. Ha. Ve orada olayla ayrıldılar işte kirasını tamam, ödedi ödemedi tartışmalara. Evet Şamdan'ımız neden gitti. Oldu? Evet yani kapandı evet. İsmini de söyleyebiliriz artık. Dolayısıyla o mekanın boşaltılmış işte bak fotoğrafları ekrana geliyor mekanın. Kim? O fotoğrafın mekanın yeni kiracısı. Fatih Yürek. Şey o bir restoranın ortağı. Ortağı ha. Aynen. Ortağı aynen. Aynen. O zaman o tamam o restoran zincirinin birilerine ortaktı Fatih'te. Hatta Etiler'de alışveriş merkezinin karşısındaydı onun yeri. Evet orası kapandı. Orası kapandı oraya mı taşındı? Aynen. Geçen aylarda Seda Sayan'ın sahibi olduğu Mehmet Tuna'nın da 40 yıl boyunca işlettiği o mekan kapanmıştı. Fatih Üreğ'in de %33'üne ortak olduğu iki tamam, ortağı biliyorum. Daha var. Aha. Fatih Üreğ'in. O yine yakın bir yerde. Bir ve alışveriş merkezinin karşısındaki mekan da kapanmıştı. Onlar kendilerine Etiler'de yer arıyorlardı. Ve sonunda Seda Sayan'la el sıkışmış. Fatih Üreğ ve ortakları Ayşe Kazancı ve Bahattin Demir diğer ortakları. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ve... bu mekana, Seda Sayan'ın mekana taşınmışlar. Aslında buranın kirasında çok önemli bir rakam değil buranın kirası. Mehmet Tuna'nın ödediği kira. Kaç liraydı? 15 bin dolar mı neydi? Ondan sonra düşürdü onu Seda Sayan. Ya, ama şu an 40 milyar da 50 milyar da. Evet. 3 ortağı böldüğün zaman zaten ayda ne olacak yani? Hani oranın hı-hı. kirası hiçbir şey değil. Sonuçta orası bir ticarethane olacağı için de onu da karşılar. Yani bu kadın çok önemli paralar istemiyor aslında. Ama burası şimdi tabii için. Fatih Ürek ve ortaklarından ne kadar istediğini bilmiyoruz. Fatih Mehmet arkadaşı işte olduğu için de. Hastanedeydi. İşte o arada tahliye ettiriyor falan filan diye Seda Sayan çok eleştirilmişti. Neden bunu yapıyor diye. Sezen Aksu da hatta gel benim yalımın altında mekanını aç diye Mehmet ama Tuna'ya şey çağrıda bulunmuştu. Yani ben Seda ablayı çok severim o ayrı. Tabii ki parasını almıyorsa da tabii ki o da onun hakkı. Ama birçok kişinin çocukluğu, birçok kişinin gençliği, birçok yani bütün anılarımız Şam'danla beraber gitti. Çünkü birçok gece kulübü açıldı, kapandı falan filan ama onun çizgisi, oraya gidenler evet. falan hep başkaydı. Ben de hep önünden geçerken hala böyle bir bakıyorum. İnsanın içi... İstanbul gece hayatının ikonik mekanlarından biriydi tabii. Yani ama. Klasikti tabii, orası aynen. yani. O yüzden de hani bir daha da hangi binada açılırsa açılsın o binanın o merdivenler o da yani olmayacak yani bence. Evet. Yine de Fatih hayırlısı olsun çünkü Fatih de Seda ablanın çok yakın arkadaşı. Evet. Muhakkak ona indirim de yapmıştır. Yapmıştır tabii. Fatih Ürek. Seda ama Sayan'ın ben sana kiracısı. Şöyle bir şey söyleyeyim. 15 bin dolar öyle bir yer için, öyle bir konumdaki bir yer için gene çok iyi aynen, rakam. Aynen Nispetiye Caddesi üzerinde. Yani normal Bağdat Caddesi'nde 45 bin dolarlar falan istiyorlar evet. ya normal dükkanlara. Yani oradan düşün. Yine de iyi para. 3 kişiye de böldüğün zaman hiç bir önemli bir şey değil. Ama yani mekanın kendi çıkarması lazım. Orası da çünkü bir kafe zinciri. Çıkar ama o zincir iyi bir evet. zincir ya. Gidiyor orada. Aferin bak mesela dün İzzet Yıldız sana söyledik ya. Sanatçıların kafası ticarete çalışmaz. Bak Fatih de bu konuda akıllı çıktı. Evet. İyi bir şey yaptı yani. Çünkü aynen. bu zincir zaten yürüyen bir zincir. Parasını oraya yatırdı. Ama zincirin tamamının %33 ortağı değil Fatih. Sadece o dükkanın ortağıydı. Tamam olsun. Ama tabii ki böyle olsun. Başlıyor. Birinci çünkü
franchising başlamasa falan ne olacak? Bir tane dükkanında sen %33 ortaksın. Tabii, oradan tıkır tıkır paran geliyor. Yatırımlarını doğru yapıyorsan yani, yarın öbür aynen. Aferin. Devamını getirebilir Fatih Yörek. Hayırlı olsun efendim. Şeyi, geleceğiz mekanda Fatih Yörek. Aç hadi. O şeyi vanilyalı bir tane tatlısı var. Onu çok seviyorum. Çilekli muzlu. Peki iki tane evlilik haberimiz var. Evet. Buyur mesela Alişan'la Eda Erol'a söylüyordun çok hızlı mı davranıyorlar acaba diye. Evet. Daha da hızlısı çıktı. Bengü ile Selim Selimoğlu 3 haftadır aşk yaşayan çift yaz sonunda evlenmeye karar verdi. Buyur bakalım. Buna bu hızla ne diyeceksin? 3 haftadır birlikte olduğu sevgilisini geçtiğimiz günlerde İzmir'de ailesiyle tanıştırdı Bengü. Ünlü popçu 6 yıllık yalnızlığın ardından Selim Selimoğlu'yla. Ya Bengü o kadar yalnız kaldı ki artık bekleyecek hali kalmadı. Değil mi? Yani bu kız o kadar düzgün bir kız ve o kadar iyi bir kız, kaliteli de bir kız. Bu kadar şanssız bir kız olamaz. O yüzden de o kadar uzun zaman, belki yanlış seçimler yaptı o da. Hani bak Urla'dan demeyeyim. Fotoğraflar bunlar. Urla ailesiyle tanıştırdı. Bengü'nün ailesi orada yaşıyor. Ve parmağında da yüzük var mı arkadaşlar burada? Evet bak parmağında da yüzük var. Nişan. Sağ el değil mi? Sağ elde nişan. Yani olsun mutlu olsun. Ben şey, onu bekleyecek hali kalmadı çünkü. O kadar mutsuz adamlar mutsuz ettiler ki. O kadar yanlış insanları sevdi ki o da. Yani o yüzden belki de şimdi bu kararlar genelde söylüyorum. Yani hızlı kararlar yarın öbür gün hızlı başka kararları da beraberinde getiriyor ayrılık gibi. Aynen gerçekten şimdi ne kadar 6 yılda yalnız kalsan şeyse yani. İnşallah. Ama Cengiz şöyle de bir şey düşünmen lazım. 3 hafta birbirini tanımak için. 3 hafta yani inan çok yetersiz. 3 hafta dediğin ne ya? O kadar ama bir şey söyleyeceğim. Ki, 20 yıllıkta karı koca da ayrılıyor ona bakarsan. Ya o şimdi ayrı bir şey. Ne yapacağız? Hani, bu işin matematiği olsaydı birisi çözecekti. Hayır, çözemiyoruz. Sevgi biter, evlilik biter, o biter, bu biter falan filan. Aşk biter aradaki 20 yıllık evlilik biter. Ama 3 hafta yani neden hoşlanırsını bile anlayamazsın 3 haftada ya. Ama bir de şöyle hani bir şey düşün. Bir de şöyle bir şey düşün. Bugün İbrahim Erkal'ı konuşuyoruz. İşte ne alaka diyeceksin? Ne adam alaka? Genç, sağlıklı, yeni bir bebeği oldu. Evet. Ama zamanı olmadı. Yani zamanı belki bu kadar oldu. Yani şimdi yarın öbür gün Bengü veyahut da çocuk trafik kazası geçirebilir, hayatları bitebilir. Yani yaşamasınlar mı o zaman? Yani acaba hep bir kural mı olmalı? Biz sadece yok burada tabii, şunu söyleyelim. Kural da. Hepimizin kararları, ani kararlar, fevri kararlar doğru değil. Ama bazı şeyler de kişiye göre de değişebiliyor. Aynen. Yani burada mesela bu kız o kadar çok uzun zamandır mutsuz ve o kadar kötü şeyler yaşadı ki haksızlıklar. Belki de artık o geç gelmiş mutluluğu başlatmak için daha fazla beklemek istemiyor. O da evet. Olabilir yani. Hani. Peki efendim reklamlara gidiyoruz. Hangi ünlüye Bodrum'da büyük büyük arsalar kaldı? Haluk Levent şey hangi şarkıları söyleyecek? Hepsi burada olacak reklamlardan sonra. Keşke seni tanımamış. Herkes ekran başına, duymayan kalmasına bugün Haluk Levent geliyor. Haluk Levent yeni projelerini anlatacak, gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları ve yorumlarıyla magazinin gündemini belirleyecek. Birazdan canlı yayında. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerimi.
Deniz üstü yelkenden, hey canım rinnanay, rinna rinnanay. Ecel gelmiş erkenden, hey canım. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini.
sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, bulup bulup yitirmekmiş. Düzsel bir oyunca yalanmış, hepsi yalan. Yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yok. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl. Acılara tutunarak, acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, bulup bulup yitirmekmiş. Düzsel bir yalanmış, hepsi yalan. Yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden keyifli videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın editör masası bu özel paylaşımları sizler için seçti. Popçu Bengü yeni aşkı Selim Selimoğlu'yla evlilik hazırlığı yapmaya başladı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin anneannesi ve dedesiyle tanışma anını kendi hesabından paylaştı. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'daki hasta bir eşeği alıp İstanbul'a getiren Özgü Özpirinç'in hayvan sevgisi sınır tanımıyor. Güzel oyuncu önceki günde Gebze'deki çiftliğinde kedi ve köpeklerinden sonra bu kez de keçileri sahiplendi. Dün ailesine ait çiftlikte sevgilisi Burak Yamantürk'le keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu hayvanlarıyla poz verdi ve keyifli videolar paylaştı. Peki bunun bu hali ne olacak? Bana birisi cevap versin. Sefa. Hı? Adı Sefa olsun bence bunun. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu gözükmüyor. Kapkara. Kıyasla kayra. Güzel oyuncu Merve Sevi de dünya evine girmeye hazırlanan ünlülerden. Sevi bir süredir birlikte olduğu spor eğitmeni Çalkan Algün'le nişanlandı. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz genç çifte. Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaşarak duygulandırdı.
Türk sinemasının dev ismi Adile Naşit'le birlikte görülen Mithat Can'ın arkasındaysa annesi Sezen Aksu da var. Mithat Can unutulmaz bir kare paylaşarak tarihe not düşüyor. Rüzgar Erkoç'ların nişanlısı Tuğba Beyazoğlu'ysa nişanlısıyla romantik bir anını paylaşıyor sosyal medyasında. Fotoğrafın beğeni rekoru kırdığını unutmadan söyleyelim. Rafet Elroman 7 yaşındaki oğlu Edvan'la bahçe duvarını boyuyor. Baba oğlun ortak çalışması böyle görüntüleniyor. Arif ve 216 filminin çalışmaları devam ediyor. Cem Yılmaz son paylaşımında 216 karakterine hayat verecek olan Ozan Güven'in fotoğrafını paylaşıyor. Ozan Bey yavaş yavaş rolüne ısınmaya çalışıyor anladığımız kadarıyla. Kafasındaki detaya dikkat çekmek isteriz. Öykü Çelik, sevgilisi Serhan Adalı'nın aracında Karadeniz türküleriyle kendinden geçmiş bir halde. Buse Terim'in 2 yaşındaki kızı Nil, babası Volkan Bahçekapılı'nın kucağında ilk deniz deneyimini yaşıyor. Buse Hanım'ın objektifinden de böyle güzel bir anı ortaya çıkıyor. Turumuzun son görüntüsü FİE ekibinden geliyor. 7, 8 ve 9. bölümlerinin 19 Mayıs'ta yayınlanacağını açıklayan Fenomen internet dizisi FİE bir sürpriz yaptı ve 7. bölümün yayınını öne çekti, Cuma akşamı yayınladı. Bu müjdeli haberi ise dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür çektikleri videoyla sosyal medya hesaplarından duyurdu hayranlarına. 7. bölüm akşam 21'de. Evet. Ve Haluk Levent, müthişsin valla. Ne güzel geldin, canlı söyledi. Gördün mü işte sanatçı bak. Evet. Ve canlıydı, ne güzel. Yani çok önemli bir yorumcusun Haluk. Sabah aslında pek ses çıkmaz da biraz zorlanabilirdim ya. Sabah ya. Böyle çıkıyorsa neyse. Seni öğlenin kimse davet etmesin programına. Siz tamamsınız. Her zaman çıkar. Özledik seni Haluk. Ben vallahi de sizleri özledim. Gerçekten özledim. Vallahi. Vallahi özledim yani. Bak çok eski arkadaşımız Haluk'la. Biz de prestijle beraber. Beraber büyüdük, beraber vallahi yaşlandık ya. Artık. Evet. Ya bir iki yıldır yaklaşık yurt dışındaydım. Ha. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Tekrar müzik çalışmalarına başladım. Yurt dışında neredeydin? Hangi ülke? Almanya'daydım. Almanya. Almanya ve İsviçre ikisindeydim. Şimdi geldim artık. Nefis. Pasaportu buldun mu? Ve montu buldun mu? Bak hemen yok, oradan yok, pasaportu bulamadım. Yeni pasaport çıkartmak zorunda kaldım. Montu da bulamadım ama zaten o montu bile meşhur oldu ki. Nasıl kaybettin o montu ya? Feriköy'de şoförüm Feriköy'de yaşıyor. Yılbaşı gecesi tabii ki sabaha doğru. O esnada herkes eğlencede filan. Ailesi de var onun. Yani ben arabayı, montu orada bıraktım. O gün yılbaşında bir program yaptım, konser verdim. Bir mont arabada kaldı. Çünkü ceket filan giymiştim. Montun içindeydi pasaport. O gün yurt dışından gelmiştim. Ne hikmetse o gün 3-5 araba patlatılmış zaten o sokakta. Bizimki de gitti. Zaten artık montu bulma... Yani çalanın da montu bulma şansı yok. Evin oraya asar. Aa, Haluk Levent'e montu der yani. Onun için yok, gitti yani. Ve senin vaadin vardı değil mi? Ne telefonda istediğin kadar konser getirene? Ya tabii ki dedim ki montu bulana telefonda canlı konser, iş imkanı vesaire her şeyi verdik ama olmadı. Ama şimdi bir de pasaportta bu vizeler falan var ya, çok önemli ya. Bunları al, çok bir, önemli. Hele şu sıralar çok önemli. Pasaportu sayfası bitse de biliyorsun getiriyorsun yani. Artık çok çok önemli yani. Çok fazla. Olsun. Önemli şimdi değil. Son dönemde bir İzmir Marşı yaptın tabii. Oradan başlayalım mı? Yani İzmir Marşı değil mi? Ay ne yaptın sen ya? Vallahi müthişti. O var bir bakalım bizde, arkadaşlar bir şu aynen İzmir ha tamam. İzmir Marşı. Muhteşem. O ne zaman çektin? Nerede çektin? Bir anlatsana şu İzmir Marşı hikayesini. Niye çektin? Sonra sosyal medyada anlattım bunları ama. Ya İzmir Marşı gerekliydi. Yani tüm Türkiye için gerekliydi. Herkes bunu aslında bir referandum için falan düşündü. Değil tabii ki. Yani sen onun için orası için ha bak bir dinleyelim mi arkadaşlar? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müze
yaşa. Evet, müthiş, müthiş yani, müthiş yorum. Orkestra ne nasıl tabii çıktı, hikayesi anlatsana şunu. O dönemde referandum tartışmaları arasında hani hepimizin bildiği, artık kimsenin saklamadığı bir şey var. Hatta hükümet kanadının da öz eleştiri yaptığı bir şey vardı ki, hayır bloğuna karşı böyle hani herkes teröristlerle beraber vesaire. Hmm. Bir dakika dedim ya, yani benim dedemin kardeşi bu topraklarda şehit olmuş. Sakarya Savaşı'nda paramparça olmuş adam. Allah rahmet eylesin. Hepsi. Bir diğer kardeşi 40 yıl boyunca vücudunda mermi taşımış. Adana'nın tüm yüreği halkı bu öyküyü bilir. Hmm. Bir diğer kardeşi ve dedem gazi olarak gelmişler. Bir tanesi, hepsinin istiklal madalyası var. Yani gittik, genelkurmaya kadar gittim, araştırdım. Diğer dedemin en küçük kardeşinin istiklal madalyası verilmiş. Dedemlere ulaşılamamış. Hmm. Hala onların tarihçesini araştırmaya çalışıyorum. Hani biz bu ülkenin kurucularının torunlarıyız. Hani hmm, istediğimizi seçebiliriz ya, burada bize bir sandık verilmişse. Tabii ki istediğimizi seçme özgürlüğü var. Siz benim sandığıma sen bunu seçersen teröristlerle aynı safta olduğun dediğin an ben bu İzmir Marşı'nı yaparım arkadaş dedi. Ve çıktım kendi imkanlarımla. Evet. Yıl sağ olsun Kemal Başbu. Hı-hı. Aradım onu. Yapar mıyız dedim. Yapmaz mıyız baba dedi. Güzel. Ve aldık. Ama en iyi İzmir Marşı yorumlarından biri oldu. Orkestra peki? Orkestra az önce gördüğümüz kızlar da vardı. Öyle mi? Evet, benimle beraber evet, çalanlar da vardı. Senfonide çalışan birçok senfonilerde olan orkestradan arkadaşlarımız geldi. Ve orada o konuşmayı yaptım. Bu dedim çok önemli bir marş bizim için. Ya Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ve ülke kurucularının gittikçe, bakın dün gördünüz neler, ne hakaretler aynen yapılıyor. Hepsi hakkında yani, davalar açılıyor kesinlikle, ama hepsi yani hakkında ya benim suçlularında düşünün bulunuyor. Bakın ben eskiden şirketlerim batmıştı. Bunu ben konu olsun istemiyorum ama hmm, yine de ben getiriyorum. Küçücük bir şeyde, en ufak bir şeyde şirketim battı diye ben sorumluyum diye her gün mahkemelere gittiğimi sizler biliyorsunuz. Evet. Aldım ki yahu burada Atatürk'e, kurucu değerlerimize, kahramanlarımızın ailesine açıkça saldırı var. Bir gün uğraşıyoruz da sosyal medyada, ondan sonra artık hani bir tutalım falan oluyor. Bu gerçekten acınacak bir durumdayız. Hani en ufak küçücük bir şeyde, hani savcılarımıza buradan sesleniyorum. Yani herkese sesleniyorum. Hani bu kurucu değerlerimizi ve kahramanlarımızı göz önünde, ekranlarda yıpratmasına, onları aşağılanmasına lütfen izin vermeyin. Evet, izin verilmiyor zaten hemen dediğim gibi. Magazin programını böyle politik muhabbete çevirdim, özür dilerim. Ama ben şunu... Hayır ama yaptığın şey ya güzel bir maaştı. Yani ama gibi, bu politiklik hani bütün, mi Türkiye'nin? He? Bu politik bir durum mu? Bence ha, değil. Değil. Bu değil. Evet, bence, ya, bu değil yani. Bence Kenan Doğulu da yıllar önce 10. yıl maaşını her sahneye çıktığında çıktık orada, açık alanına onu hep söylerdi yani. Sonuçta Türk vatandaşıyız. Hepimiz okulda bu maaşları öğrendik. Hepimizin aynen ezberinde bu maaşlar. Evet, yani bunu söylemende ayrıca maaşlar. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu ilk sosyal medyada duyunca sana yemin ediyorum benim gibi belki birçok insanın da tüylerim diken diken oldu. Gözlerim doldu. Yani demek ki bu bazen karşılıklı savaşlara girebiliriz. Fikir ayrılıkları yaşayabiliriz. Kesinlikle. Herkes farklı bir şey savunabilir. Herkes farklı bir şey düşünebilir. Yani herkes sonuçta kendi ülkesi için kendi inandığınca iyi olanı isteyebilir. Yani bu da kendi doğrusudur insanın. Kesinlikle. Dolayısıyla sen bir sanatçı olarak bir şarkı söylemişsin, bir marş söylemişsin affedersin. Bunu insanlar takdir etmesi gerekiyor. Neden anlayamadım? Niye bir şeye zaten bağlamak gereğini duyuyorlar? Zaten yorumlar falan duyuyorlar. Değil ya. Yani sonuçta şey, sen de tüm hani bunu hep söyledin. Bunu hani bir kutuplaştırmak amacıyla kesinlikle, da evet hayır referandum. Bu bir maaş çünkü. Zaten az önce çok konu dışı olacak. Bir yerden bir görüntü geldi. Az önce hangi kanal bilmiyorum ama bir sabah programında mesela İzmir Marşı çalınmış. Fox TV değil. Tahmin ediyorum bir magazin bilmiyorum birileri söyledi. He. Hani demek ki artık çalınır herkes sahiplenmiş. Bu da güzel bir şey. Aynen. Yani bir biz burada ayrıştırma yapmak istemiyoruz. Bu ülkenin kurucu değerleri vardır. Kurucuları vardır. Bundan 15 yıl öncesine kadar bunun %1'ini söylemek vatan hainliğiydi zaten. Yani şimdi olayı abartmak ve kurucuların mahremlerine kadar iftiralarla dolu saldırmak, hani bunun karşısında korkunç, tabii ki olacağız. Korkunç. Yani ne olursa olsun olacağız. Olmak zorundayız. Ben ya benim sadece söylemek istediğim şey burada, ben burasıyla ilgileniyorum. Yani ben hayatımda benim hiç politika yok ve kendim de politik bir tip olmadığım için, hiç de anlamadığım için sadece şunu söyleyeyim. Bir
dinleyici olarak acayip güzel söylemişsin. Ambiyans, evet, evet, oradaki güzel. Yorum her şey çok güzel gerçekten. Pek çok isim İzmir Marşı'nı seslendirdi ama seninki böyle hem görseli hem orada konuşman falan filan çok iyi. Şimdi bir araştırma yapılmış ve yapıldı daha doğrusu. Sosyal medyayı en iyi kullanan isimler belirlendi. Allah Allah. Aynen. Kim belirledi? Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Allah. Hem takipçi sayısı hem de sosyal medyayı kullanması. İkinci sırada Cem Yılmaz var. O da çünkü çok iyi kullanıyor. Ve üçüncü sırada Haluk Levent var. Sosyal yani Allah. Gerçek mi bu? Gerçek araştırma ya. Bir şey, gerçek bir araştırma. Senin kaç, ne kadar takipçin var? Takipçi sayısına göre değerlendirmemişler. Takipçiye bakmıyor. Hayır işte ben buna... 230 küsür bin benim takipçim. Ha işte ama, bak buradan. Ama ona göre değerlendirmiyorlar. Onun etkisi yazdığı şeyin... Yazdığı olayın etkisi. Etkisi. Evet. Geriye dönüşü. Tabii ki. Evet geriye dönüşü. Yakında Cem Yılmaz'ı geçeceğim. Geçmesem Cem Yılmaz de... bir şey yapmıyor ki zaten. Asker arkadaşım tokatlarım yine geçerim. Asker arkadaşım. Nerede yaptınız beraber? Ankara Armory... Ne yapıyordunuz? Biraz asker anısı anlatsana Cem Yılmaz'a. Ay çok komiktir ya. Anlatırsam hiç sokağa çıkamaz ya. Ya o kadar anlat yani. Allah aşkına evet. Çıkamasın biraz. Çok çıkıyor bu aralar çıkmasın. Bu bir şakaydı tabii. Evet evet. Ya ben hani herkes birini sever, arkadaşını sever vesaire ama hani Cem Yılmaz'ı sevmek için sadece tanımak lazım. Benim çok hani o askeri döneminde sohbetlerimiz falan oldu. Bir de biz insanoğlu... bir şeyi hep kusursuz sevmeye çalışıyoruz. Bir şeyi sevecekken onun hiçbir zaman kusuru olmasın. Halbuki herkesin ya, yaradan öyle bir şey, herkesin bir kusuru olabilir. Tabii küçük ki. Kusurları olabilir. Ben bu nedenle hani hepimiz için söylüyorum. Belki onda eksiklik bulan olabilir, kusur bulan olabilir ama Cem Yılmaz hani hakikaten adam gibi adamdı. Tüm askerdeki çocuklara Cem Yılmaz'lığını unutup hakikaten böyle ranza ranza komiklikler, sohbetler. Hani gece uyuyamazdık artık sohbetlerinden, komikliklerinden. Bu nedenle hani burada orada Cem Yılmaz lafı geçti diye tokatlarım. Kısa dönem mi yaptınız? Efendim? Kısa dönem mi yapıldı? Yok, uzun dönem. Cem Yılmaz da uzun dönem, ben de uzun dönem. Allah Allah. Ama siz askerinizde Cem Yılmaz sahneye çıkıyordu, sen şarkı söylüyordun. Cem Yılmaz güldü diyordu, askerlik böyle geçti. Aa, ama o kadar da kolay anlatma ya. Bak çok o kadar şey da kolay anlatma. 18 ay boyunca sahnelerden uzak kaldık, o programlardan uzak kaldık. İçtima falan gidiyor muydunuz? Gidiyorduk tabii ki. Sabahları kalkıyorduk mesela, sayım oluyordu. Az cezaevi gibi yani. Bak sosyal medyayı gerçekten Haluk Levent çok iyi kullanıyor. Bak birkaç tane örneği. Okumak istiyorum burada. Haluk Levent. Rüyamda Bohemian Rhapsody şarkısını Toronto meydanında binlerce insana söylüyordum. Bir uyandım hala Anadolu rockçısıyım. Gesi bağlarına devam. Böyle müthiş şeyler var. Bak Anadolu rock yap, dağlar diye bağır. Ardından kahvaltıda badem kremalı kruvasan ve çikolata ye. Hayatımız çelişki diye. Haluk'un şeyleri, paylaşımları. Bak kafe sahibi kafenin adını yaz hesap almayayım dedi, gururuma dokundu. Benim gibi ilkeli bir adam böyle bir şeyi kabul eder mi? Ettim tabii. Çok tatlı. Ankara'daki kafe. Ankara'daki bir de fotoğraf paylaşmış buradan. Haluk Levent'in bir başka takipçisi soruyor. Haluk abi diyor, sen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden nasıl mezun oldun? Taktik ver lütfen, okul bitmiyor diyor. Haluk Levent'in yanıtı, atıldım. Atıldın mı hakikaten? Çok güzel ya. Niye atıldın? Devamsızlıktan. Devamsızlıktan vesaire atıldım. Az önce TRT Müzik programında belgeselim yayınlandı. Program bitti, izlemenize gerek kalmadı. Onu seninle ilgili de yaptım. Bir ara telefonla katılmıştım programa. Evet, evet. Az önce Cengiz Semercioğlu'yla dedim telefonla konuştum. Program bitti, izlemenize. Onları soruyorlar aslında. Onu açıklama yapmak gereği hissediyorum. Evet. Niye bunları söylüyorsun? Çünkü bazen işte en ufak kanalda çıkabilecek olan bir fenomen ya da sanatçı ya da yazar çizer Twitter'da timeline'da ekrana düşüyor işte yarın şuradayım ama 10 kez buradayım izleyin. Şu saatte. Ben ya ben hiç böyle alın izleyin ilk kez ben bugünkü programdayım diye dün akşam bir paylaştım. O da hani reklam olmasın burada filan bir magazin programındayım dedim. Ben aslında dedim magazine niye çıkıyorum, parti lideriyim artık dedim ben artık sohbet filan böyle hani onlara birazcık atıfta bulunmak için her dakika beni izleyin diyenlere bu program bitti, izlemenize gerek kalmadı. Programdan sonra paylaşıyoruz. Aynen, programdan sonra paylaşıyoruz. Evet. Dalga geçiyor. Yani bizim güzel. Programı zaten herkes izlediği için izleyin demene gerek yok. Yani senin hayran kitlen de izliyor bizi. Baksana zaten sabahtan beri yatıyorlar. Diyorlar ki bugüne kadar diyorlar
En iyi konuk Haluk Levent'ti diyorlar. Yazıyorlar da yazıyorlar ya, yani senin için. Diğer konukları da şey yapıyorlar. Öyle onlar diyorlar. Da, yani seninkiler yazmışlar. Bir sosyal medyada bir başka paylaşım Haluk Levent'in. Anadolu rock'ın bittiği fotoğraf. Şunu gösterseniz arkadaşlar. Renkli çorapları bak. Haluk senin ayakların mı? Senin ayağın mı? Şu. Aynen. Bana çorap hediye etmişlerdi. Bir denedim ama fotoğrafını çektim. Ha dedim ki hem Anadolu rock yap hem bağır çağır hem ardından şu çorabı giy ya olacak şey. Bir şey soracağım sana. Genel ben ta o Prestige zamanında aynı plak şirketindeydik o zaman. O zamanlardaki halleri de şeyi de biliyorum. O zaman da şey patlamıştı. Yollarda bulurum senin aynası güzel bir şarkıdır. Onu bugün benim için bari bir kuble okursun artık. Okurum, yani. Okurum. Tamam, hızlı okuma. Evet, yavaş. Ayrılmayalımız. Haluk Levent'ten canlı şarkı daha isteyeceğiz vallahi. Evet. Hayatım boyunca hep bir mücadelen oldu senin. Yani şöyle Haluk biz mutluluk bir, içinde şöyle huzura ve rahata ermiş bir şekilde hep bir mücadelen, hep bir kavgan, hep bir şeyler oldu hayatında. Yani sen karakter olarak bunu mu seviyorsun, zoru mu seviyorsun? Hayatındaki zorlukları kendi kendine mi acaba çıkarttın? Neden yani bu kadar zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldın sen? Şimdi birinci cevap aslında, birinci yanıt, sanatçı olan adamın birinci yanıtı şöyle olmalı. Evet. Ben hep mücadele severim. Haklı. İkinci cevap daha dürüst. Ya o dönemler cehalet de vardı. İstediğin kadar üniversite oku. İstediğin kadar kitap oku. Ben iki de kitap yazdım. İstediğin kadar kitap yaz. Seni etkileyen dış ve iç etkenler oldukça senin bir duygun vardır, bir ruhun vardır. Eksiklikler ve yanlışlıklar yapabilirsin. Ben o dönemde o şirket dönemleri vesaire girdiğim şeyleri tam anlamıyla suçlusunu kendim görüyorum. Hiç kimseye söylemiyorum. Ben yaptım. Bu hatayı ben yaptım. Bu haltları da ben yedim. Sonra kendi kendime mücadele durumu çıkartmaya başladım. Senin dediğin gibi ya zorumu seviyorsun. Demek ki o dönem seviyordum böyle kendi kendime uğraşmayı. Onun için ama çok şükür böyle artık ülkem için mücadele ediyorum. Gençler için mücadele ediyorum. Evet. Arkadaşlarım için, aileler için, herkes için mücadele ediyorum. Peki nasıl para kazanıyorsun? Yani ülke için mücadele etmek senin hayatını devam ettirmene yetmez. Yani tabii ülke için mücadele et de konserlerin devam ediyor mu yurt dışında falan? Hem yurt içinde hem yurt dışında konserlerin devam ediyor. Yerde çıktın. Önümüzdeki hafta Bornova'da meydanda var. Narlıdere'de İzmir'de 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Evet. Tabii 24'ünde Erzurum, pardon Nevşehir, 21'inde Erzurum galiba o kadar çok var ki. Hı-hı. Ondan sonraki haftalarda birçok şehir var. Başladık konserlere. Ama İstanbul'da falan da yap. Vallahi özledik. Haluk'un sahnede izledim bilmiyorum ama Haluk'un rekorları vardır böyle. Evet. Bir başlar konsere. Ondan sonra ekibiyle beraber. Arkası yarın konserleri. Rekorlar kaç evet. saat değil mi? İki konser var. İki rekor konseri var. Bir tanesi 11 saat 55 dakika hiç durmadan. Bakar mısın? Sahnede ara vermeden. Yani. Evet ve bir tanesi 12 saat 5 dakika Saros Körfezi'nde hiç durmadan o da. Peki yani, sen hiç durmadın da oradakiler durdu mu orada? Orkestra değişti devamlı. Gariban öldüler dinleyenler, zaten. Dinleyenler? Dinleyenler de durdu kesinlikle. Allah Allah. Yani, şeyler yani, şey çünkü Saros ya. Körfezi'ndeki konser Saros'un gerçekten yok olmaması içindi. Bir evet. petrol boru hattı geçireceklerdi. İptal ettirdik. Konserimizi verdik. Yürüdük mürüdük oldu yani. Bir de doğa açtı ama gider böyle sahnede. Gider böyle sahnede. Vallahi, o yüzden çok iyi. Aferin şey ya. Yapıyor. Bir de parti kurdun ya. Ahbap Partisi. Evet. O Allah nedir? Allah. Bak, parti tabii. Parti benim başkanı. Benim için haberim atıyorsun. Tabii ki evet, anlatsın. Ya bu bir siyasi politik parti değil. Aslında bir ihtiyaçtı. Çünkü siz de görüyorsunuz Instagram'da ya da Twitter'da önünüze hep böyle yardım düşüyor. İşte kan aranıyor vardır, acil bir şey vardır, şu çocuğumuzun bir şey vardır. Devletin ya da hastanelerin ya da ailelerin ihtiyacı olduğu halde yapamadıkları sigortaların sonucu bir şekilde yardım bekleyen çocuklar falan oluyor ve ya da başka işler, okullar oluyor falan. Ya dedim ki bir dakika ya bunun da bir partisini kuralım. Sadece yardımlaşma ve dayanışma partisi olsun. Ha. Hani her şehir kendine göre o şehirdeki bir sıkıntıyı çözmek için bize yazsın ve partimiz örgütlendi. Şu anda Türkiye'nin tamamında örgütlü. Her ilçenin başkanı vardır, üyeleri vardır. Bak ya. Kesinlikle. Ahbap Partisi. Açılımı evet. da Anadolu Halk ve Barış Partisi. Evet. Bunu, ama siyasi ve politik durum yok. Sosyal. Herkesin kendine göre
politik durumu var. Onlar kendi sayfalarından siyasi görüşleri olabilir ama Ahbap Partisi adı altında kesinlikle böyle bir şey yok ve herkes yardımlaşıyor. Şu anda çok güzel yerlere gidiyor. Niye dernek kurmadın da parti? Derneği de kurmak aşamasına girdik. 7 kişilik şey var, onu da kuruyoruz. Sadece birbirleriyle gençler hem tanısınlar, hem kaynasınlar, hem yardımlaşma yapsınlar. Aslında böyle bir eğlenceli bir şey aslında. Mesela partinin vaatlerinden bir tanesi, kız arkadaşından ayrılıp da acı çeken iki tane genci Boğaz'da tur attırmak. Gibi. Geçen hafta attırdık. O zaman ben de bir parti kurabilirim. Geçen hafta turumuzda Vanlı çocuklar vardı. Onlarla beraber takipçilerimizden kötü dersleri kötü olan 4 kişiyi seçtik. Evet. Bir iki tanesi gelemedi, diğerleri geldi. Gezdik tekneleri. Bu tür şeyler. O zaman bir nevi eğlence gibi, gençlerle bir nevi dayanışma gibi. O zaman gibi. Herkes derslere kötü gitsin de tekneye gidelim de gelecekler yani. Yok, aslında daha çok övücü, teşvik edici yapıyoruz. Arada böyle espriler de yapıyoruz. Ne oldu? Soracağım mı? Ay ben çok, sonra... bugün çok zarifsin yani. Hani eskiden konuştuğum şeyleri böler, şimdi hiç konuşmuyor mu, soracağım mı diyor çünkü bu sefer. Çünkü başka bir mevzuya geçecek. Evet, dinliyoruz seni efendim. Beni dinleyeceğim bir şey yok. Ben Halit Levent... sen mi soracaksın? Haluk'cum, şimdi geçen gün sınavı 15 dakikada kaçıran çocuk vardı ya, mesela ona da şey yaptım. Burada Ahbap Partisi'nin içinde miydi? Tam oluşumu başlamıştı, bir iş adamı arkadaşımı aradım. Dedim ki bak böyle böyle bir durum var, hani ne yaparız dedim. Çocuğun dedim dershane durumu var dedim, Adanalı bir iş adamı arkadaş. Sınavı kaçırdı 15 dakikada onun çocuk. Onun görüntüleri vardı bizde, onu bir, hatırlayalım mı? Evet hadi. Çok önemli bir şey yapmışsın bence, çok güzel bir şey yapmışsın. Çünkü ulan bir dakika kala koşarak geldi buraya. Ya nasıl bir vicdan abi ya? Allah rızası için. Abi Allah rızası için. Ne olacak, atacaklar mı seni, mi atacaklar abi? İşten mi atacaklar seni abi ya? Abi işten mi atacaklar seni? Kapıyı kapatırsan sonra ne? Allah rızası için. Yani bak şimdi benim yapacağım tek bir şey yok. Abi bir şey yok değil. Gireme açacaksın abi. İşten mi atacaklar seni abi? Kapıyı açacaksın ya. İşten mi atacaklar abi? Abi kapıyı aç abi, Allah rızası için. Aç abi kapıyı aç. Ya abi açar mısın şu kapıyı ya? Abi hadi hadi. Tamam dönelim. Bir an kendimi ifade edemeyince bayağı üzüldüm. Sonra Haluk Levent bana ulaştı. Hani çok sağ olsun, cidden bayağı yardımcı oldu. Bu seneki masraflarımı bir iş adamının karşılayacağını söyledi, eğitim masraflarını. Hani ben de okumak istediğim bölümün dışarıdan meslek kurslarını falan buldum. Peki şimdi YGS'yi kaçırdı 15 dakikada. Tabii ki bir yıl daha kurs parası falan. Hemen ne yaptın sen? Arkadaşımı aradım. Zaten böyle bir durum vardı. Dedim ki ya böyle bir çocuk var. Hepimizin o ekranına düşüyor ve üzülüyoruz ya. Canımız sıkılıyor. Önce çocuğu aradım. Öncelikle bir... Nasıl buldun çocuğu? Adana'dan hemen bizim ekibimiz var. Bakın bir insanın parası, pulu, şöhreti falan değil. Bir insanın hep arkadaşları olsun. Herkes için geçerli bu. Bizi izleyen bütün izleyicilere söylüyorum. Hiçbir şey biriktirmeden önce dost biriktirin, arkadaş biriktirin. Aynen. Her şehirde 3-5 tane arkadaşım var. Arıyorum. Ya böyle böyle bir durum var. Çocuğu buldular. Aha. Önce ekrandan konuştum. Rahat ol dedim. Ağlama artık dedim. Biz varız dedim. Bir şekilde yapacağız dedim. Güldü, gülümsedi. Onun gülümsemesini paylaştık. Arkasından hemen ertesi gün bütün neymiş hemen öğrendi. O iş adamı arkadaşım ismini vermek istemedi. Evet, vermez. Evet, sağ olsun. Hemen bütün masrafını, parasını yatırdı dershanede. Şu an arkadaşımız kursunu görüyor. Hiç kaçırmamış. Ay, nasıl sevap. Hem bravo. İş adamı arkadaşın, başkası olsa çıkıp şimdi boy boy röportaj yapıyordu. Ona da yok, gerek hiç. Benim arkadaşlarım şu anda da en az 10 gün içerisinde 3 tane proje bitirdik. Çok güzel projeler bitirdik Ahbap olarak. İsimlerinin sonunda ya nokta var. 300 sayfa haberi gibi Erhan D. filan. Yani tam açıklanmasını istemiyorlar. Hepsi sağ olsun gönüllü yapıyorlar ama ben adlarını yazıyorum işte ise soyadlarını nokta bırakıyorum. Sosyal medyayı en etkili kullanan üçüncü isim olmasının nedeni bu işte. Bunlar yani, anladın mı? Bunları yapıyor partiler, martiler, işte bu işler. Yardım ediyor insanlar, ama insanlara yardım ediyor. Bu bir de hani komik paylaşımları olduğu için şey paylaşımın rekorları kırıyor yani. Ama fenomen oldu. Yani zaten öyle de sosyal medyada öyle. Seviliyor. Haluk seviliyor. Evet, sağ olsunlar. Seni seviyorlar. Enteresan bir, ama eskiden beri senin enteresan bir kitlen var. Şimdi bunlar diyorlar ki işte şuna 20 bin kişi gelmiş, buna 5 bin kişi gelmiş, buna 45 bin kişi gelmiş. Şu senin konserlerinde arkadaşsınız madem, çok iyi bilmiş olması lazım.
Yani çok büyük. Evet. Neler geliyordu ona. Tabii evet. Canım, çok büyük kitleler ya. Yani. İşte esas öyle. Onlar esas konser aynen. verenler onlar. Bak bilmediğin Haluk Levent'le ilgili bir şeyi daha paylaşayım mı? Şey... Aleyna Tilki'yi çıkaran adam kim biliyor musun? Bak Aleyna Tilki yalan mı? Yok artık. Aynen bak izleyelim görüntüyü. İlk çıkaran değil canım. Yani ama sahneye ilk çıkaran yani. Burası neresi? Neresi burası? Haluk ve sahneye Aleyna Tilki ilk orası, sen çıkardın şeyde. Evet ama tahmin ediyorum Aleyna kardeşimizin ilk çıktığı sahneden önce bir daha çıktım. Maltepe sahilindeydiğini orada çıkarttım. Sonra ailesiyle geldi. Beyrut performans. Burası he. Kartal. Ailesiyle de geldiler. Bir kez daha çıkartmıştım sahneye. Ya bundan öncesi de var yani. İlk, evet ilk önce. Bundan önceki sahil sahne. Maltepe'de. Yarışmadan sonraki şey mi bu? Yarışmadan sonraki galiba ben öyle he. hatırlıyorum. Evet. Evet. Yani ilk o dönemde ailesiyle de tanışmıştık. Nasıl buluyorsun peki aileni? Ya şöyle madem bir şey söyleyeyim. Senin hani... sahnene ilk çıktı. Sen de böyle bir düet ya, yaparak. Size bir şey söyleyeyim. Sosyal medyada da yazıyorlar. Birçok şey var. Hani ya bu kız geldiği zaman 15 yaşında filandı zaten. 2-3 yıl oldu. Tabii. 3 yıl önce daha. Hiç albüm bu da 2014 falandır galiba evet, yani. Değil mi? Yani sen ilk... Galiba evet. Annesi ve babası çok muhterem insanlar. Sevgilerimi iletiyorum. Bu kızı durduramıyoruz dediler. Niye durmuyor kız dedi. Ya şarkı söylemek istiyor dediler. Çıkarttım sahne. Baktım ki muazzam söyledi türküyü. Çok güzel söyledi. Ben böyle oturup dinliyorum. Sadece bunu değil birkaç türkü daha böyle söylüyor. Tüylerim diken diken oluyor. Şimdi böyle görüntülü bir kıza ülkenin türkü söyleyen kıza ihtiyacı var. Hani türkülerimizi yaşatmak, kendi kültürümüzü yaşatmak için sadece milli kıyafetler giyip eline bağlama alan bir kadına değil... Aynı zamanda böyle çağdaş normlar görüntüsü böyle işte hani Jigs kız tipindeki aha. liseli bir kızın türkü okuması benim için hani ters köşe yapması çok muazzamdı. Ve çok mutlu oldum. Ve annesi ve babasıyla 2-3 kez toplantı yaptık. Geldiler konsere çıkmadan önce oturduk kahve içtik falan. Dedim ki albüm yapmak istedim yapmayın. Yapmayın. Önce okulu bitsin. Annesini de arayabilirsiniz babasını da arayabilirsiniz. Önce okulu bitsin çünkü bu kız dedim çok güzel bir değer. Değer yani çok güzel bir değer. Buna türkü okutalım dedim. Yapmayın dedim bak yapmayın. İsterseniz dedim albüm yapabiliriz. Ben de ama ne olacak dedim. Yani şimdi dedim kendini daha bulamayabilir. Ben çok çok güzel görüştük falan. Ben gittim Almanya'dayım. Evet. Ondan sonra baktım albüm çıkmış. Sohbet ettik annesiyle babasıyla. Ya dediler ki kızın içindeki şeyi tutamıyoruz. Durduramıyoruz. Kızımız bu sonuçta. Sonra baktım birkaç olaylar falan var. Çok üzüldüm. Kız dünya tatlısı bir kız. Dünya şekeri bir kız. Şimdi sosyal medyada o şöhretin verdiği şeyden dolayı böyle bir şeyler. Daha o kız küçücük bir kız. Yani birazcık beklemek lazım ama ben hala pop söylemesine karşıyım. Bak şimdi arabesk de söylerim diye sosyal medyada. Olsun. Ben Aleyna'nın ileride yolunu bulacağını biliyorum. Evet. Haluk abisi ne demişse o türküleri alacak, işleyecek, yani. Okuyacak. Emrah şarkısı. Yani neyi söylerse söylerse şu anda problem değil. Şu anda onun gençliğine veriyorum. Evet. Şimdi neyi söylerse gençliğine ama 3-5 yıl sonra ben inanıyorum ki benim ailesinden istediğim türkü albümünü yapacak. Bence de türkü daha iyi güzel. Söylüyor biliyor musunuz? Ben de şimdi sana katılıyorum. Çok güzel söylüyor. Türkü daha iyi söylüyor. Yani veriyor kendisi sana o bir geçen, türkü dinlerken. Haberi vereyim ben sana. Geçen hafta bir konserde söyledi. Ben dedi mutlaka bir türkü albümü yapacağım diye. İşte. Haluk abisi yani söyledi. Bu dünyadan gitmeyeceğim dedi. Yani kesinlikle. Ben de ona söyledim. Ailesi de tekrar ediyorum. Çok üstlerine düştüler. Çok dışarıdan böyle şeyler gördüm. Üzüldüm. Hani anne babasını tanımamış olsam
nasıl bir aile falan denebilir. Fakat hiç değil. Poli daha yeni giriyorlar. Bazen basın danışmanı yanlış yönlendiriyor olabilir. Menajeri bir şey söylüyor olabilir. Daha bu küçük kızımız yok. Evet, yani biraz beklemek gerekiyor. Keşke okulu bitirseydi. Keşke bitirseydi. Vallahi söyledim ya ama. Evet, demek ki kızımızı durduramadık yani. Olmadı, yapacağım dedi. Onlar da çocukları hani sonuçta onu anlayışla karşılamak lazım yani. Peki sen ne yapacaksın şimdi? Albüm ne zaman geliyor? Bir film projesi falan var galiba. Evet. Albüm ne zaman gelecek? Birincisi albüm, şu anda albümdeyim zaten. Girdim. Yeni şarkılar mı yoksa eski? Yeni şarkılar. Oh. Yeni şarkılar ve ne var? Ramazan ayı içerisinde çıkacak albümde. Vallahi yine ters köşeler var. Vardır çok ya. Enteresan şeyler var. Ahmet Kaya'dan okuyacak mı? Ya onu her zaman okuyoruz. Yani. Ama bu albümde değil de başka bir... Mırıldansana şimdi bir tane bize. Böyle bir şey yok ya. Gitar nerede gitar? Ama birazdan söyleyecek. Söyleyeceksin birazdan bize. Birazdan söyleyeceğim ama yeni şarkıyı söylemeyeceğim ya. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Kadir İnanır bir dizi yapıyormuş. Yavuz Bingöl falan oynasın diye böyle bir konular olmuş. Başka da kim oldu? Yansın Kırmızıgül oynasın diye olmuş. Aslında o dizide... Galatalı Eşref diye. Sen olabilirsin biliyor musun? Yani Kadir İnanır'ın hayatını mı oynayacak? Hayır. Yok, Galatalı Eşref diye bir şey diyor. Şu tiple mi diyecektin? Hayır. Yok Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül veyahut da Yavuz Bingöl'le... Karşılıklı oynayacaklar İkisi diye. İkisi de olmamış. Bak mesela sen onun o karşısındaki adama olabilirsin. Aklıma var mı geldi. Dizimizi? Ben de diyor dizi oynarsın. Bir iki teklif geldi ama dizilere iki şarkı gönderdim, çok beğenildi. Şarkı değil ya, oyuncu olarak. Sen gerçi senaryoda bağlı kalmasın, kendi konuşmaya devam edersin. Yani improvizasyonum çok sağ ol. Bilmiyorum tabii. Filmim olacak Eylül ayından sonra. O da 2004'te 15 günlük bir hikaye. Bu reklamlardan sonra anlat bize. Tamam. Ama ayrılmayın, reklamlardan sonra canlı da geliyor şarkılar. Eyvallah. Sen ellerimde, sen gözlerimde, ıssız geçen her gecemde, her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler yapıyorsun bensizken Ankara'da. Bensizken Ankara'da. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler yapıyorsun bensizken Ankara'da. Bensizken Ankara'da. Yoksun sen aslında, bensizken Ankara'da. Bensizken Ankara'da. Yollarda bulur seni, takvimlerden çağırım seni. Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalimle, yine de yaşarım seni. Olmasan da yanımda, olmasan da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni.
dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni, yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni, dans ederim hayalinle. Yine de yaşarım seni. Bir tane daha. Bir tane. Bak ya. Ama isteriz, konser parası isteriz. 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 Peki. Düşündürdü yine beni gözlerin. Her bakışın içimde ateş olur. Beni benden alır senin sözlerin. Biri biter ötekisi dert olur. Beni benden alır senin sözlerin. Biri biter ötekisi dert olur. Geçmişte kaldı artık mutlu günler. Deli gönlüm sana hala vurgundur. Yeter artık yeter gönül feryat et. Bir bakarsın düşlerin gerçek olur. Yeter artık yeter gönül feryat et. Bir bakarsın düşlerim gerçek olur. Biliyorum bu iş böyle çözülmez. Düşünüp susmak içime dert olur. Yeter artık yeter gönül feryat et. Bir bakarsın düşlerin gerçek olur. Yeter artık yeter gönül feryat et. Bir bakarsın düşlerin gerçek olur. Elfida, beni fark etme sakın, omzumdayız bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Elfida, sen eski bir şarkısın. Elfida, beni fark etme sakın, omzumdayız bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elfida, hep aklımda kalacaksın. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran. Anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun, hakkını çalmış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Hep aklımda kalacaksın. Elfida,
eski bir şarkısın elveda. Beni fark etme sakın, omzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın elveda. Hep aklımda kalacaksın. Bravo. Müthiş sinyal. Ben müthiş. Sağ olun. Sağ olun. Ya. Gel belki yani... programın sonunda İzmir Marşı'nı söylersin belki. İzmir Marşı'yla. Aynen. Onu artık onu artık banttan yayınlarsın. Tamam banttan. Spinal'de indir. Bak şimdi bu adam neden seviliyor biliyor musun? Yazıyor pek çok okur. Gerçekten müthiş yorumlar var seninle ilgili. Diyorlar ki Haluk Levent çok değişik bulunmaz bir insandır. Yeğenim kafede arkadaşlarıyla otururken Haluk Bey'i fark ediyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar. Daha sonra Haluk Bey ayrılıyor mekandan. Yeğenim ve arkadaşları hesap ödemeye gittiklerinde hesabın Haluk Bey tarafından ödendiğini öğreniyorlar. Gençlere böyle hoşluklar. Baksana yani. İflas ettirdiler zaten. O gençler. Her kafede, işte, bu arada üniversitede çocuklar her biri hangi şehirden geldiği, bilmiyorum hangi kimler de bilmiyorum, yapmışızdır yani. Aynen. Ama büyük bir ihtimal üniversiteli ya da liseli çocuklar da ülkenin durumu belli. Orada bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Ben de oradayım. Hı. Şimdi onlarla biraz sohbet ettikten sonra da hani bir jest olsun artık onlara. Bravo, ha bu abi. Ekrandan gördükten sonra sakın kafelerde hesap bırakmak için bana gelmeyin. Artık böyle yandım artık. Haluk'u gördükleri yerde hemen şey yapacaklar. Sana hesabı... Sağ olsunlar. Ya vallahi çok seviyorlar ama seni. Sağ ya gençler, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri falan baksana. İzmir'deki Narlıdere'deki konserini söylüyorlar. Tam tarihi evet, söylesene. 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta arkadaşlar. Narlıdere'de Haluk'un konseri var. Peki filmi anlatıyordun demin reklama çıkmadan önce. Film ne zaman yapacaksın? Nedir hikayesi? Vallahi Eylül-Ekim aylarında çekilecek. Sen mi çekeceksin? Oynayacak mısın? Nedir? Yapımcılığını biz yapıyoruz. Güzel. Hiçbir yere bırakmıyoruz. Çünkü bıraktığın zaman onlara biliyorsun sen bu film sektörünü çok iyi tanıyorsun. Evet. Senaryoya bağlı kalmak zorundasın vesaireler ama yapımcılığını biz yapıyoruz. Bir iki arkadaşımızla beraber, dostlarımızla beraber yapalım mı yapalım dedik. Hikaye ne? Hikayesi şu... O dönemde 2004'te az önce bahsettiğim Saros Körfezi'nden bir boru hattı geçecekti. Kıyı Köyü ile Saros, Erikli yani İbrice Limanı arasında. Ama orası geçseydi hakikaten Trakya kullanılmaz hale gelecekti. Berbat bir yer olacaktı. O dönemleri anlatan köylüler böyle bir şey istiyorlar, konser falan ama başta göründüğü gibi çevreci bir şey gibi görünse de aslında tam anlamıyla komedi. Tamam. Yani benim gibi bir adam bir komedi de oynayacak, kendini oynayacak ama çünkü o dönemler hakikaten bakıyorum evet acılı tatlıydı ama o 15 gün bir komediydi yani. Hakikaten komedi, olaylar vesaireler. Mesela yani nasıl anlatayım yani? O filmde evet. Çok güzel espriler var. Bir tanesini anlatsam bayatlar sonra. Çok güzeller. Ya yani çok biz kendimiz yazarken yaparken gülüyoruz. Sen mi yazdın hikayeyi? Hepimiz yazıyoruz. Yani. Emre Aydoğdu arkadaşım var. Böyle hep beraber o dönemleri hatırlayanlar hep beraber bir şeyler yazıyoruz. Çok güzel. Ve şeyde çekeceksiniz bunu. Çekeceğiz kesinlikle. Hadi bakalım. Çekeceğiz bu filmi çekeceğiz. Sen ama artık Türkiye'ye teknik olarak mi? Özür dilerim. Evet. Teknik olarak belki 1-2 ay uzar, 3 ay uzar, 5 ay uzar ama kesinlikle bu film olacak. Çekilecek yani. Kesinlikle. Bravo valla. Mesela Mahsun falan eski arkadaşın onlardan görüşüyor musun onları? Görüşüyorum, Mahsun'la görüşüyorum. Yani arada sırada olsa. Mesela Mahsun'dan bu anlamda yardım alabilirsin. Onun bile gişe yapmadı biliyorsun. Belki sana yardımcı olabilir. Ya Mahsun bu kez gişe yapmaz, başka zaman gişe yapar ya. O evet çok evet çalışıyor. Yani. Mahsun diğer böyle birçok arkadaş hayır belki var. İşte enerjisini verebilir seninle ilgili bir durum. Olabilir, Murat'la da konuşabiliriz. Daha pek gişe yapmadık ama yapımcılık olarak biz yaptığımız için onlar da yapımcı oldukları için nasıl bir enerji akışı olacak? Fakat para akışı şeyini isteyebilirim, desteğini isteyebilirim de. Yani olabilir, evet, giderim. Evet yapar o ya senin için. Ya. Çünkü Mahsun çok çalışkan bir adam, onu evde göreceksin. Sabahtan akşama kadar çalışıyor zaten, hala çalışıyor yani. Adam yani adamış yani bir şeylere. Kafayı koymuş çalışıyor. Ve başarmış. Doğru. Başarmış evet. Başarmış olması kesinlikle. Önemli bence. Kesinlikle. Yani hani ya insanın hayatındaki grafikte her zaman başarılı olacak diye bir şey de yok. Tabii yani. Kesinlikle. Herkesin inişleri çıkışları olacak. Hayat kesinlikle. Öyle bir şey zaten de. Kesinlikle. O yüzden ama bunu en iyi sen bilen bir adamsın. Fakat ben şimdi Instagram yorumlarına bakıyorum. Bir kişi de kötü yazar mı ya insan için? Bir tane kötü yazmaz yorum mı? Yok. Yazmaz mı? Yok değil mi? Yazmaz mı yani? Bir tane kötü yorum ya yok. Ya vardır canım hepimizin. Yazmadılar yani. Yazabilirler. En azından olabilir. Ya, benim... Hepimizde eksiklik var. Yani benim
Ben buradan bir anlatmaya başlasam ne kadar kötü adam olduğumu televizyondan çıkartmazsın. Yani dövmekten. Vallahi billahi. İnsanın yani senin senin zararların olarak. Kendine. Kendisine aynen. Olduğu kadar senin evet. Senin bütün zararların kendine olmuş hayatta. Önemli olan o. Şey, hep ya başkasına değil karşısındaki insanlara vermemişsin. Vermişizdir. Sen. Vermişizdir. Verdin mi? Geçmişte tabii ki benim de üzdüğüm insanlar oldu. Falan olmuş. Yok yok yani üzdüğüm insanlar oldu olmuş ama telafi etmek ya da telafi etmeye çabalamak ya da bunun için emek harcamak işte bu çok önemli. Çok önemli. Aynen. Elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Yani görmemezlikten geldi. Daha olgunlaştın mı? Olmaz mı? İster istemez çünkü hani olgunlaşacak yani. Dediğim gibi çok eski arkadaşım. Bir de sen şeyler nedir onun adı? Hani yaşla belki hani çocuk sahibi olmakla falan bunlar mı şey yapıyor daha böyle? Ya insan belli bir yaştan sonra tabii ki etkisi var. Fakat belli bir yaştan sonra keşke şunu söyle. Keşke o şöhret hani o ilk dönemlerdeki çıktığın an şimdi olsaydı falan diyorsun o dönemlerde. Fakat Allah'ın sevdiği kuluyum. Her zaman sevenlerim ayırmadı. Hiç yani şu anda o yollarda bulurum seni çıktığı andaki şöhretle sokakta aynısını karşılaşıyorum. Aynı. Az önce gördüğünüz gibi fotoğraf çekimlerinden de belli. Hani yine geliyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Fakat bu önemli değil. Önemli olan hazmedebildiğiniz bir yerde misiniz? Bu çok önemli. Çok önemli. Hani ben artık aynen. Şunu söyleyebiliyorum. Hani hayatta neler yapabilirsin? Emin ol ki Türkiye'deki şey sistemi çok enteresan. Siz magazincisiniz. Şöhret sistemi çok enteresan. Gençler şöhret oluyorlar. Fakat iyi bir danışman almıyorlar. Hepimizin eksikliği buydu. Menajer yetmiyor. Basın danışmanı yetmiyor. Herkes kendisini size gösterme çabasında şuraya da gidelim, bunu da yapalım. Bir danışman almıyor. O ne danışmanı biliyor musunuz? Psikolojik danışman. Koç gibi, hayat koçu. Kesinlikle hayat koçu gibi bir şey. Çünkü insanlara nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Hangi işlere niye gireceğinizi bilmiyorsunuz. Hangi ortamlarda nasıl olabileceğinizi bilmiyorsunuz. Ve o şöhret sizi alıyor, bambaşka yerlere götürüyor. Ben bunun acısını da çektim. Çok doğru. Çektim yani. Keyfini de yaşadın. Keyfini de yaşadım, acısını da çektim. Fakat şimdi bakıldığında... Hani iyi ki çok daha erken fark etmişim. Yine konserlerim var. Yine dolu dolu geçiyor. Ama erken fark etmek ve daha doğru, daha tutarlı olmak çok daha önemli. Ben genç şöhret arkadaşlara söylüyorum. Menajer yetmez. Alın bir psikolojik danışman. Alın bir yaşam koçu. Ama Türkiye'de evet, şu anda o yavaş yavaş yeni yeni gelişen bir durum. Yani mesela hayat koçu oluyordu ama bizim işlere vakıf değil. Bizim çevreye vakıf değil. Bizim çevreye vakıf olan da iyi bir hayat koçu olamayabiliyor. Yani çok insan yok böyle aslında şu anda. Yavaş yavaş... Çünkü o insanlar oturan önce şöhret sistem. Olmadan önce iki yerde bile kendini dinletemiyor. Hani dinletemiyor. Hani ben kendimden örnek veriyorum. Un kapanından Taksim'e otobüsteyim. Şöyle hani o zamanlar daha çirkindim. Hani şimdi yakışıklıyım biraz. Hayır ya. O zamanlar saçlar bile kıvır kıvır kıvır. Allah'ım yani kendimi görüyorum diyorum ki bu fotoğrafları nasıl yakarım? Yakamıyorum yani. Abi bir kızla bakışıyorum. Benim bir yere kızla... gösterdik o kıvırcık saçlı fotoğrafımı. Gösterdiniz mi? Vardı ekrana. Ekrana mı çıkarttınız? Tabii bak. Ben onda... gidiyorum abi. Siz de terk et. Bir şey anlatıyordu. Bir aşk bir şey anlatıyordu. Ve orada böyle otobüste bir kız var tabii ki. Böyle bakıyor bana ben inanamadım bak, şu yani. Şu fotoğrafın. Bence de çok güzel bir fotoğraf. Hayır bu güzel değil. Yine. Bu daha da eski. Berbat daha olanı var ki. Uzun aman saç şeyleri galiba. Göstermeyin. Alo. Vallahi terk ederim bak yayını. Göstermeyin. Tamam. Göster evet. Ya bak merak ettim ben. Sonra tabii kız bakıyor bana ben ilk kez böyle of be böyle çok tatlı bir kız ama yani çok güzel bir kız bakıyor hani tamam. Ha bu tipe bu kız bakıyor diye falan bakıyorsun. Un kapanından Taksim'e otobüsteyim. Meğer arkamda benden uzun basketbolcu tipli bir çocuk var ona bakıyormuş. Ay yazık ya. Şimdi böyle bir günden bir gün sonrası albüm çıkıyor. Ve ondan 5-10 gün sonrası gittiğin yerlerde herkes ilgi gösteriyor. Bakın bu şöhrette böyle bir durum var. Önce sevgi yoğunluğu ararsınız. Anneden ararsınız, kızdan ararsınız, otobüstekinden ararsınız ya da arkadaştan. Sonra bir anda binlerce, milyonlarca insan gittiğiniz yerde size sevgi gösterir. Bu iyi işaret değil aslında o anda. O anda öyle çöküntüler yaşamaya başlarsınız ki. İşte o anda bir psikolojik danışman lazım. Evet. Bir danışman lazım. Ya. Çünkü bir anda sevgi yoğunluğunu... O kadar çok fazla alıyorsunuz ki hani çok aç kalan, açlıktan ölmek üzere olan insana yavaş yavaş verilir o su. Ziyafeti sunarsan. Siz ziyafet veriyorsunuz. İyi sakıncaları bulduk. İyi yanı ne bundan ne anladım ben biliyor musun? İyi yanı da şöyle. Yakışıklı olmasan da şöhretli olduğun zaman o başarı ve şöhret seni yakışıklı gösteriyor Halit. Halit teşekkür ederim. Halit çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin ayaklarına sesini sağlık. İzmir Marşı'yla veda ediyoruz. İzmir Marşı'yla seni Berat Kandili'nizi de kutluyoruz efendim. Evet, bugün efendim. Berat Kandili. Herkesin Berat Kandili'ni de kutluyoruz. Halil'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İzmir Marşı'yla veda ediyoruz efendim.
çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Thank you.